Başlayalım. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta neyi konuşuyorduk? Efendime söyleyeyim. Etken ve edilgenlik üzere diyalektiği konuşmaya çalıştık. Çiftlerin diyalektiği. Çiftlerin diyalektiğinde karşıtlık aşılmıştır. Yeni bir oluşu içerisinde karşıtlıklar kendilerini başkası oluşu korumaya bağlı olarak yeni bir oluş içindedirler. Yani bir bireşim içerisinde kendilerine yitik değil. Yeni bir oluş içinde farklılıklarını koruyarak, başkası oluşunu koruyarak vardırlar. Ve bir bütünlük içerisindedirler. Bu önemlidir. Efendime söyleyeyim, karşıtların diyalektiğinde ise hak batıl zayi oldu ayetiyle söylediğim şey. Onun üzerinde biraz durma kanaati var bende. Yani üçlü diyalektik gerçekleşmez. Efendime söyleyeyim demiştik, yani olgusundan baktığın zaman diyalektik üçlü gerçekleşmez. Hani niye? Çiftlerin diyalektiğinde olgusunda dörtlü oluş vardır. Yani kendi, yani olgusunda hem erilliği hem dişilliği, yani hem etkenliği hem edilgenliği barındıran sıfatlar üzere olmuştur. Ama bu bağıntılık içerisinde gerçekleşir. Aynı zamanda bir zamansal ötelemeyi de kullanmıştık. Hani zamansal ötelemeye bağlı olarak aslında bu kavram doğruya oturabilir bir bağlamda. Ne demiştik? Yani bunlar zamansal oluş içerisinde gerçekleşir. Kavram nedir demiştik? Kavram zamansızdır. Niye? Tümeline bağlı olarak. Tümelinde karşılığı neyse, ortak gerçeklilikte, evrensel olanda, zamansız olanda, yani tanrısal olanda. Karşılığı neyse, tanrısal olandır çünkü. Tanrısal olanda karşılığı neyse bu bağlamda zamansızdır. Her daim gerçekliğini korur. Onun için bu gerçekliğini koruması çok önemli. Niye? Çünkü bize bir zemindir aynı zamanda düşüncemize. Yani bir hakikatiniz yoksa kaybolmanız işten bile değil. Kendinize yitik yaşamanız, kaybolmanız işten bile değil yani. Bir şekilde yani ayağınız kayabiliyor, ayağınız başka bir yerlere taşa vurabiliyor vesaire vesaire ama bir hakikatiniz varsa sağlam bir zeminden hareketle yol yürüyorsunuz. Onun için hakikate yeniden dönmek lazım sözü çok önemli. Bireysel anlamda da hakikatin dışlaştığı, hakikatin görünüre geldiği yaşantımızda ve onunla vücut bulduğumuz vicdan da çok önemli. Bunu geçen hafta da söylemiştim, üzerinde durmayayım. Yani onun da evrenselliğini korumamız lazım. İlişkilerde bir evrenselliği var. Hakikatin tezahürüne dair, gerçekleşmesine dair, efendime söyleyeyim, bir evrenseli var. Bu bağlamda da onu da korumamız lazım ve değerlerini uyandıran bir nesil yetiştirmemiz gerekir. Bunu da nasıl yaparız, nasıl ederiz, o da ayrıca konuşulacak bir konu. Ama kavram zamansızdır ama zamanda tezahür eder. Zamansaldır. İlişkiler, çünkü bu çok önemli. Çünkü en basiti vedut. Bakın, harekete dair bir şey, yani zamansal. Harekete dairse zamansal. Evet, vedut olmak zamansızdır, biriciktir. Yani Allah'ın ilahi sıfatları, tanrısal olanların hepsi biriciktir. Ama zamansal olarak tezahür ederler. Bu çok önemli. Yani sevginin birçok formasyonu olabilir ama sevgi kainatta biriciktir. Görme kainatta biriciktir. Vahidiyet kainatta biriciktir. Kadirlik kainatta biriciktir. Yani güç getirebilme. Bu güç getirebilme sıradan bir şey değil aynı zamanda. Niye? Sevmeye güç getirebilme, rahmet olmaya güç getirebilme, idame etmeye güç getirebilme, kendini gerçekleştirmeye güç getirebilme. Güç getirebilme aynı zamanda hangi sıfatı içeriyordu? Gerçekleşme erkine büründüğü zaman güç getirebilme, irade sıfatında görünüyordu. Bir şeye güç getirebilmek, iradede güç getirebilmek, bu da yönelimli olmak anlamına geliyor. Öznenin zamansal olduğu anlamına geliyor. Bu bağlamda da münezzeh kavramını nasıl anlamlandırmamız gerektiği üzerine de konuşmuştuk. Ötelerde bir tanrı, zamandan öte, mekandan öte, duygulardan öte, biliremez bir tanrı. Bu tanrıdan bir tarafa kurtulmak lazım. Yani böyle bir tanrı yok. Hareketi başlatmış, bitirmiş, köşesine çekilmiş bir tanrı da yok. Aristo'nun tanrısı da yok. Yani deistlerin daha çok böyle efendime söyleyeyim referans aldığı noktadan bakarsak. Ha, ateistlere geldiği zaman zaten senin yolun sana, benim yolum bana. Çünkü ikili diyalektikte tercihiniz var. Hak geldi, batıl zayi oldu. Evet, kabul etmeyebilir ve senin yolun sana, benimki bana. Yani illa bir bireşim mi olacak? İlla yeni bir bütünde bir oluşta mı buluşacağız? Yani diyalektik birçok formasyonda gerçekleşirken kalkıp da bir formasyona indirgemek sığlık olur. Buna dikkat etmek lazım. Yani bir perspektiften okuduğunuz şey birçok perspektiften önünüze çıkıyorsa yanlışlara ve hatalara düşebiliyorsunuzdur. Yani hangi formasyonlarda ne getiriyor? Yani çiftlerin diyalektiğinde ne oluyor? Karşıt diyalektiğinde ne oluyor? Eylemin kendisi, hareketin kendisinde diyalektik oluş kavramsal olarak bakıldığı zaman ne anlama geliyor? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Özellikle bunun için bu neyi getiriyor? Biraz önceyle bağlantılı olarak söyleyeyim. Yani bu konuştuklarınız neyi getiriyor? Otelerde bir tanrıdan kurtarıyor sizi. Onun için yani hakikate bağlı olarak efendime söyleyeyim bir şeyler söylüyorsanız varoluşa dair de bir şey söylüyorsunuz.
Zamansalda tezahür. Bakın zamansallardır dediğiniz zaman varoluşa dair söylüyorsundur artık. Çünkü size dairdir, size aynadır söylenen şey. Yani Tanrı'da karşılığı olanın sizde karşılığını görükmesi gerekiyor. Ayette karşılığı olanın varlıkta ve varoluşta karşılıklarının olması gerekiyor. Ötelerden kurtarıyor sizi. Bilinmez olandan kurtarıyor sizi. Bilinebilir, yaşandığı için bilinebilir. Efendime söyleyeyim, müşahede dair bilinebilir. Alemde ilişkilerimizde görünebilir olmaya dair bilinebilir. Sonuç almaya dair olarak bilinebilir. Sonuç almaların kullanılabilir olmasına dair bilinebilir. Yani kaçamayacağınız bir gerçeklikten bahsediliyordur. Bu çok önemli. Bunu kaçırdığınız zaman zaten ayağınız kayıyordur. Yani bilgi, doğru bilgi olduğu zaman yürüyüşünüz sağlam olur. Evet, efendime söyleyeyim, şeyler biriciktir. Sıfat-ı ilahiler, tanrısal olanlar. Esma-i Hüsna'dan tutunuz karakter biçimsel olan kimlik belirimleri. Efendime söyleyeyim, ahlak biçimseldirlerdir demiştik. Aynı zamanda nedir de? Değer biçimseldirler. Kimliğinin hakkıyla bilinmesi, onu değer biçimsel olarak hakkıyla bilmektir ki bu da hamdı içerir. Hamd kavramının içeriği yani hamd aynı zamanda bir şeyi başarmak ve başardığının övüncünü bulmak anlamını içerir. Elhamdülillah Rabbil Alemin derken, alemlerin Rabbi olarak kendiyle övünç bulan bir varlıktan bahsediyorsunuz. Başardıkları şeylerle övünç bulan bir varlıktan bahsediyorsunuzdur. Bununla da kalmayıp övünç buldukları üzerinden onun hakkını, yani hakkı dediğim gerçekliliğine tanık olduğunuz zaman ve onadığınız zaman da hamd etmiş oluyorsunuzdur. Bu çok önemli bir şey. Hamd bilmekle ilgili bir şey. Hakkıyla bildiğin şey, hakkını vererek bildiğin şeydir ki değer biçimsel oluşu da içerir bu bağlamda. Yani en basit Rahman'ı Rahman oluşunda hakkıyla bilirsen, Rahim'i Rahim oluşunda hakkıyla bilirsen, yani ötelere atmadan hakkıyla bilirsen, varoluşsal olarak, varlıksal olarak, karşılıklarına bağlı olarak tanık olmuş olmuşluğunda, müşahede etmişliğinde bilirsen, onun hakkını vermiş olarak bildiğin içindir ki bir hamd içerir o. Hani bir yemek yiyorsun ya, ha ne güzel bir yemek diyorsun, bak hakkını teslim ediyorsun. Hakkını teslim etmek, bu bir hamddır işte. Yani bilmeye dayalı bir şeydir. Biz bunu kaçırmamamız lazım. Bunun Fatiha üzerinden daha önce konuştuğumuz için çok şeydi, önemliydi. Mesela isim vereceğim ama olsun yani. Mesela Said-i Nursi'nin hamd üzerine bir tefsiri vardır mesela. Bu Sözler Köşkü'nde de geçiyor mesela. İnternette bir yerde var. Mesela oradaki Fatiha tefsirini izleyin. Hamd'dan ne kadar uzak olduğunu görüyorsunuz. Yani içeriğini, burada kastettiğim şey, olumsuz bir eleştiri yaparak çok güzel çalışmalar yapıyorlar çocuklar. Allah razı olsun hepsinden. Ama demek istediğim başka bir şey. Yani bir kavramın hakkını vermezsek sadece betimlemeye dayalı olarak alem üzerinden de kokularımız kavramsal derinliği edinmediğimiz içindir ki varoluşsal karşılıklarını hakkını vererek yapamamamız anlamına gelir. Bu da bizi Cenab-ı Allah'ın efendime söyleyeyim hamdından da beri bırakmış olur. Yani hakkını teslim etmemiş oluruz. Yani hakkı verilecek bir varlıktan bahsediyoruz. Yani bilinmeyi istedim derken neyle bilinecek? Hamd ile bilinecek. Bu çok önemli. Yani hakkını vereceğiz. Hakkı verilebilinemir. Değer biçimsel olarak tezahür ettiği içindir ki var özne, hani ahlak biçimsel düzeyde, geçen senenin sohbetlerinden itibaren bu kavramları böyle kullanıyorum. Tezahür ettiği içindir ki kendini görünüşe eylemde getirdiği için, bak eylemde görünüşe gelmekten bahsediyoruz. Getirdiği içindir ki eğer o eylem kritikte bilirsek, değer yargısal olarak, içeriğine bağlı olarak, evrensel içeriğine, derinliğine bağlı olarak bilirsek hakkını vermiş oluruz. Ve hakkını verdiğimiz şey derinliğine, alemdeki karşılıklarıyla görmeye başladığımız zaman da hakkını vermeye devam ettiğimiz şey olur. Onu hamd öyle yani bildim gittim bir şey de değil yani. Yani buna da dikkat etmek lazım. Bu hafta yine diyaleklik üzerinden devam edeceğiz ama hani geçen haftalar özellikle söylediğimiz bir şey vardı. Yani bundan bir hafta önce değil de ondan önceki hafta neyi konuşuyorduk? Alanlara geçeceğiz ama bir türlü geçemedik. Çünkü geçen sene diyalektik üzerine eleştirimiz olmuştu ama geçmişin filozofların algısı üzerine bir diyalektiğe yaklaşımımız olmuştu. Ama bu sefer yani diyalektik olgusu üzerinden, daha doğrusu oluşu da diyebilir, üzerinden böyle şey ettik. Geçen hafta özellikle, geçen sene özellikle şeydi, neydi o? Farklı Yerden Bir Bakmak kitabının ana detaylarından girmiştik. Bu sene de öyle. Buradan devam edelim. Bakalım önümüze ne çıkar. Ama geçen haftaya bir örnek vereyim. Mesela yanlış anlamalar olabilir diye. Hani bu Tanrı'nın erilliği ve şeyi, edilgenliği. Eğer bunu yakalamazsak uzaklarda bir Tanrı ve Esma-i Hüsna'dan haberimiz olmadığımız Tanrı'yla karşı karşıya kalırız. Yani Vedud'dan bahsediyorsanız bir de altını çizeyim. Rahman'dan bahsediyorsanız, Rahim'den bahsediyorsanız, Gaffar, Avf, Tevvab, Razı, El-Razi değil mi? El-Sabır, tutarlı olmak değil mi? Böyle bir varlıktan bahsediyorsanız nesnesine bağlı olarak duyguları edilgenlikte edinen
Ama öznellikte duygular eril olduğu için ki eril yaşayan ve aleme öyle dönen irade bağlam. Çünkü irade her zaman erildir. Öyle dönen bir varlıktan bahsediyoruz. İradenin tanımını yeniden yaparken dahi bunun anlaşılması lazım. Çünkü her şey öznellikte iradeye döner. Değer biçimsel oluşa döner. İrade yani öznenin değer biçimsel oluştan kaçışı yok. Metafizik oluştan kaçışı yok. Bunları daha önce altını iyice doldurarak söylediğimiz için bir daha dönmek istemiyorum. Ama demek istediğime getireyim. Eğer böyle bilmezseniz ötelerde bir Allah'ta kalmaya devam edersiniz. Yaşamın kendisinde olan Allah'la yaşadığınız zaman sınırlarınızda derinleşme olanağı bularsınız. Ama ötelerde bir Allah'ınız varsa hiçbir zaman derinleşme olanağı bulamazsınız. Sığ dünyanın sığ dalgalarında yaşar gidersin. Bunu biraz daha anlatayım. Bir örnek de vereyim. Genelde bu gibi sohbetleri de böyle betimlemeye giren örnekler vermiyoruz ama olsun. Ben efendinin yanına gitmeden önce, efendim Abdullah Baba'ya selam olsun. Ya ne kadar şükretsek az ya Allah ehline denk getirdi diye. Her neyse velhasıl kelam, nimetler üzerimizden eksik olmasın. Abdullah Baba'nın yanına gitmeden önce efendime söyleyeyim hadisler vesaire, Kur'an okumalar bunları çokça yoğunca yapıyordum yani 17, 18, 16 yaşları. Yani içinden de çıkmıyordum Allah biliyor yani. Doğuşlar, moğuşlar, birilerin nefesleri filan. Önüme geldikçe üstüne üstüne düşünürdüm. Ve şey de derdim yani içimde de bir aşk parlamış ama niye olduğunu bilmiyorum. Yani muhabbet var ama niye var bilmiyorum. Her neyse Allah da mı ulaşılmaz. Hani o tarih kültürel olarak baktığınız zaman kelamın baskın kuvveti üzerinde egemen yani. Yani münezzeh, duygudan münezzeh, düşünmekten ne olduğunca oluyormuş zaten. Yani yaratımın kendisini düşünmek olduğundan haberimiz bile yok. Her neyse yani nereden nereye geliyoruz ya düşün bu sene yaratımı konuşuyoruz. Her neyse velhasıken ya insan bir oluş varlığıdır. Süreç varlığıdır. Oldu bittiğinin varlığı değildir. Onun için hep açıklığını koruması lazım. Yani kibir dediğimiz şey, kendine tapınmaklık dediğimiz şey, bir bağlamda böyle ele aldıkları şey aslında kendi oluş sürecinden kopmaktır. Böyledir de bitirmektir kendini. Onun için fakr çok önemli bir şey. Yani her zaman hikmete açıklığını korumak. Devamlı, sürekli bir şekilde açıklığını korumak çok önemli. Her neyse velhasıl kelam, ya Rabbi dedim yani hani sen ulaşılmaz bir varlıksın. Ne yerde ne gökte oralarda buralarda bir yerdesin bilmiyoruz artık. Her neyse velhasıl kelam, hani o sıralarda bildiğimiz ne kadarsa o kadar yani oralara kadar girmeyeyim. Velhasıl kelam dedi ki çoksa bir velini göster vesaire. Neyse öyle oldu böyle oldu. Hani tavuk etti derler yani öyle oldu böyle oldu vesaire. Bir baktı kendimizi Abdullah Değerli'nin yanında bulduk. Allah'a selam üzerine olsun. Her neyse velhasıl kelam, şimdi ondan önce ben bir hadis-i şerif duymuşum. Az yiyiniz, az içiniz, az uyunuz. Hadisin devamı da vardır da ben söylemeyeyim şimdi. Her neyse Hazreti Ali der ya ben çok yiyorum, içiyorum vesaire. Hani Allah için yediğiniz lokma hayırdır vesaireye kadar giden bir hadis-i şerif. Ama ben yerken içerken ağlıyordum. Niye? Annem güzel yemek yapıyordu Allah razı olsun. Ben oturduğum zaman böyle bir sofrayı bitirirdim yani. Ha. Böyle sporcu gibi bir şey de olmuyordu maşallah. Her neyse hüngür hüngür ağladığımı biliyorum. Sebep? Efendim evet benim Rabbim vardı ama Rabbimi bakın ben görmüyordum. Duymuyordum, bilmiyordum. Bakın bir derinlik meselesinden bahsediyorum. Müşahede ve derinlik. Bu iki kavramı beraber daha önceki içerikleriyle beraber şey yapın. Çünkü ikisi üzerine de konuşmuştuk. Her neyse velhasıl kelam. Ne zaman ki Abdullah Baba'nın yanına gittik efendime söyleyeyim. Ayna olmaya başladı. Varlığımıza ayna. Çünkü sohbet aynalaştırır. Veli kulun konuşan dilinde hak tezahür ettiği zaman aynalaştırır. Seni olduğundan alır, başka bir kendilik dünyasına taşır. Eskiden Hakk'a alemlerde tanıkken her yerde tanık olmaya başlıyorsun. Sadece bir belirimlerine tanıkken kendinde, alemlerde, sohbette her yerde tanık olmaya başlıyor. Ama insan adresinde bulduktan sonra bu oluyor. Ondan önce müsevi kalıyorsun, başka bir şeyin yok zaten. İnsanı bulduğun zaman, insanda tezahürüne, yani hani o söylediğim, Turisina insansa orada tezahür eden hakkı bulmak. Dilinden tezahür eden hakkı bulmak. O düşünce dağında, insan olma düşünce dağında. Hani bunu düşünce dağı olarak da söyleyebilirsin. Yaratım dağı da olarak söyleyebilirsin. Ama insanı bulmaktır o. Turisina dağı insanı bulmaktır. İnsan olabilmeyi bulmaktır tümenine bağlı. Tezahürüne, temsili manasına dayalı olarak söylüyorum. Her neyse velhasıl kelam. Lakin bir baktım ki ya eskiden bakın. Ben Allah'ı görmüyordum, duymuyordum, bilmiyordum. Ama bir baktım ki görüldüğümü görmeye başladım. Duyulduğumu duymaya başladım. Çünkü düşünüyorum, düşünürken bir bakıyorum pat, bir örnekle düşünceme cevap geliyor. Rüya görüyorum, gördüğüm rüya bir bakıyorum anlam kazanıyor. Bir şey yaşıyorum, yaşadığım şeye aynı anda bir tokat geliyor.
veyahut da uyandırıcı bir şeye geliyor. Veyahut da efendim daha yüksek bir yere, anlayışa taşıyacak bir şeye geliyor. Allah Allah dedim ya, başka bir yere geldik yani. Burası başka bir şey yani. Yani nasıl bir şeydi? Efendime söyleyeyim. Görüldüğünü gördüğün, duyulduğunu duyduğun, bilindiğini bildiğin bir yer. İstesen de istemesen de sınırlarına çekiliyorsun. Ondan sonra günde bir lokma boğazına geçip geçmediğini biliyorum. Böyle bir şeye çeviriyor seni. Hani çok yediğin için ağladığın şey artık bir denetim. Bak nasıl bir şey ki, hem kendini denetliyorsun. Kontrol edebiliyorsun kendini, hareketlerini. Bununla da kalmıyor. Olması gerekene bağlı olarak da, ne olması gerekiyorsa ona bağlı olarak yaşayıp sınırlarını belirli kılıyorsun. Bu yetmiyor. O kavramsal zenginlik içerisinde, temsile dayalı betimlemeler içerisinde, aynalaştığın dünyada, kendilik dünyasında derinliğine bir dünyaya dalıyorsun. Sığ dünyanın sığ dalgaları içinde kaybolmuyorsun. O kendilik dünyasında o kendilik nelerle ilgiliyse hepsiyle ilgili olmaya başlıyorsun. Onun için bütün varlık alanlarına bir şekilde gitmemiz lazım. Varoluş alanlarına gitmemiz lazım. Çünkü hepsi o kendiliğin tezahür alanları. Yani kendini eylemde gerçekleştirdiği ve görünüşe taşıdığı eylemler. Eylemde görünüşe taşımak ama bak. Alanlar. Onun için tevhid ehli olmak demek, efendime söyleyeyim, bir kendilik dünyasına taşınıp da kopmak anlamına gelmiyor alemde. Alemin sığlığından kopuyorsun sadece. O sırada sığ sendin çünkü. Daha derin bir dünyaya dalmana sebep veriyor. Bu çok önemli. Onun için alemi örtüştürmelere bağlı olarak, betimlemelere bağlı olarak Musevi çizgide anlamak ayrı bir şey. Alemi kavramsal derinlikte, İsevi olarak, Hazreti İsa'ya selam olsun, o kavramsal derinliği göz, kendilik dünyasından bakarak, o kendiliğin tezahürlerinde okumak ve derinliğine okumak başka bir şey. Aynalaşarak derinlik kazanılır çünkü. Bu da çok önemli. Bunun da altını çizeyim. Yani birbirimize ihtiyaçlıyız bu bağlamda. Onun da altını çizeyim. Mesela geçen hafta muhafazakarlık ve cumhuriyetçiyle, bakın cumhuriyetle bir sorunum yok. Onun altını söyleyeyim. Cumhuriyet olması gereken bir şey zaten. Geçen hafta yolda giderken de arkadaşlarla da konuşmuştuk. Cumhuriyet ve demokrasi şu anda en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Cumhuriyet ve demokrasi bize neyi gösterdi? Efendime söyleyeyim. İslam'ın böyle de yaşanabiliyor olduğunun aklını göstermesi bağlamında çok önemli. Ama sen kalkıp da işte geçmiş muhafazakar olanla, efendime söyleyeyim, yeni olan cumhuriyet ve demokrasiyi işte bir yerde örtüştürmedin mi? Türkiye Cumhuriyeti'nde falan gibi bir düşünce de ortaya çıkıyor bir şekilde. Gegen heve gel varı oluyor yani bir şekilde, değil mi? Öyle bir şey kastetmiyorum. Cumhuriyet ve demokrasi hak olan bir şey. Ben hak bu halde batıl zayi olduğu şeyinden, yani karşıtların diyalektiğini bu şekilde indirgeyerek okurken, efendim bir ayıklamadan bahsettik kavram olarak. Zaten özünde olan bir şey açık oldu. Saltanatın çocukluğundan çıktın, hem bireysel olarak hem toplumsal olarak yetişkinlik evresine geçireceğin seni. Bir şey, yani sende zaten özne olarak, pardon, özünde, orijininde olan bir şeyin açık olmasından bahsediyorsun. Saltanat zaten batıldı, ayıklandı. Özünde olan açık oldu. Gittik de cumhuriyeti aldık. Ha, kavram olarak bir yere ait olması ayrı bir şey. Ama özünde olan o, bu zaten. İlk halifelerin kısmi olarak seçilmesi bir demokrasiyi içirmiyor mu? Beğeniriz beğenmeyiz. Ama kısmi olarak bir demokrasiyi içeriyor. E aynı zamanda İslam'ın kendisi bir cumhuriyeti içermiyor mu? Bir halkın uyanışı ve bütünlüğünü buluşu. Müşriklerle olan savaşta bu değil midir Medine'de olan? Yani istişareleriyle, yek vücut olmalarıyla. Yani bir saltanat mıdır Medine'deki yönetim, peygamberin yönetimi? Sen onları istişare et derken, efendime söyleyeyim, tamamıyla bir cumhuriyeti içeriyor. Efendime söyleyeyim, ondan sonra eshab-ı kiramın, ki o istişare de demokrasiyi de içeren bir şeydir. İfade özgürlüğünü içeren bir şeydir. Bir ezanın okunmasından tutun da katılımcı olan, değil mi? Efendime söyleyeyim, bir Hendek Savaşı'nda ne yapalım denildiği zaman katılımcı oluna bir aklı içeriyor. Hazreti Ömer'in kaç yerde itiraz ettiğini biliyoruz. Bu vahiy midir, senden midir diye, değil mi? 18 yerde sırf kendisinin sözü üzerinden ayet indiğini biliyoruz. Kabul ederler etmezler, ayrı mevzu yani. Ayetin inmesine rol model oluyor yani. Daha ne olsun? Yani bu katılımcılıkla ilgili bir şey. Yek vücut katılımcılıkla ilgili bir şey. Bir, efendime söyleyeyim, Uhud Savaşı, bir Bedir Savaşı, yek vücut olarak bir halkın kendi için mücadelesi değil midir? Değerleri için mücadelesi değil midir? Bu cumhuriyet değil de nedir yani?
Yani ondan sonra gelen Ashab-ı Kiram'ın seçimle gelmesi, sonradan Emevilerle beraber saltanata taşınması. Hazreti Hasan'ın Muaviye ile yaptığı anlaşmada hüküm nedir? Senden sonra evladına geçmeyecektir ya saltanat olmayacaktır bak. Ha bugün böyle okursak yani. Ha o gün Hasan neyi öngördü de söyledi vesaire ayrı bir mevzu. Bilmiyorum da zaten. Ama bugün buradan okuduğumuz zaman yani ne diyeceksin artık? Yani saltanat zaten özünde olmayan bir şey. Ama insanın çocukluk evresinde saltanat da gerekiyor. Yani birilerinin iradesi altında yol bulmak, yol gitmek de gerekiyor. Ama o birileri ahmak çıkıyorsa, o birileri efendim sığ çıkıyorsa toplumları ölüme de götürdüğü oluyor. Toplumları geriye dağıtabiliyor. Bu da çok önemli. O zaman bir kişinin, bir toplumun tamamının bir iradeye bağlı olması sıkıntılı bir şey. O toplumun tamamının katılımcı olması, aydınlar yetiştirmesi değil mi? İrade sahibi siyasetçiler yetiştirmesi değil mi? Ve bununla beraber özgürlüğünü bulması çok önemli. Hem kayyum hem samet olarak da. Kayyum ve samet esmasına bir daha gitmiyorum. Hani zaten özünde olan bir şeyin açık olmasından bahsediyoruz. Kavramlaştırırsanız eğer buna ister demokrasi deyin ister cumhuriyet deyin. Yani İslam diye bir şey vardı. Demokrasiyle efendime söyleyeyim cumhuriyetle efendime söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde birleşime geldi. Filan fışkaten böyle bir şey değil. İslam'ın özünde olan açık oldu yani. Hak geldi, batıl zayi oldu. Zaten saltanat olmaması gerekendi. Efendim bir süreç düzeyinde belki olması gerekebilendi ammenna ama irade bağlı. Yani en basiti şöyle söyleyeyim. Bir şeyde, adını unuttum. Bir Suudi Arabistan'da halk kendi özgür iradesine bağlı olarak ne düşünce üretiyor? Dedikodu dışında. Dedikodu dışında. Çünkü öyle bir iradeye bağlı ki onun dedikodusunu yapmaktan başka bir şeyi yok, şansı yok. Dinine dair ne üretebilir? Galip bir kuvvet var çünkü, irade var ve Vahabilik diyor. En sığ anlamda İslam olabilme durumudur o. En sığ. İslam'ın hakkını vermeden yaşama durumudur bu. İslam'dırlar değildir anlamında bir şey söylemiyor. Elhamdülillah Müslüman diyorsa İslam dairesine giriyor bir şekilde. Ama İslam böyle yaşanmıyor. Hak edilmiyor yani. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani özünde olanın açık olmasıdır. Bir ayıklanmadır. Sonuçtan baktığınız zaman o ayıklanmayla nasıl mücadele ettiğimiz, nasıl efendime söyleyeyim kendimizi yeniden gerçekleştirmemiz gerektiğini aklında ediyor. İyi ki de olmuş. Bugün hiç yoksa sadece bilim düzeyinde bilime bir sözümüz değil, dil düzeyinde dile bir sözümüz. Efendime söyleyeyim siyasete dair siyasete bir sözümüz. Değil mi? Felsefe dair felsefeye bir sözümüz. Daha diğer alanlarla beraber tevhide dair yeniden bir sözümüz, kelama dair yeniden bir sözümüzün olmasına da olarak vermiştir. Bugün dahi rahatça, özgürce bir şey konuşabiliyorsa, bu efendime söyleyeyim Mısır'da, efendime söyleyeyim Pakistan demeyeyim bir kısmen, efendime söyleyeyim işte Suudi Arabistan'da veyahut da Suriye'de veyahut da şurada burada olmamamız sebebiyledir. Yani büyük bir olanak ve zenginlik içinde bulunuyoruz. Emeği geçen herkese de bu bağlamda selam olsun. Yani bu gibi şeyler söylediğim zaman ya o kadar ince hassas bir konu ki o konuda ya işte bak burada birleşim olmuyor mu? İşte bak burada şu karşıtlıklar burada böyle aşılmış olmuyor mu? Ya ben ayıklamadan bahsediyorum. O aşılmışlıklardan değil. Onu daha önce geçen seneki konuşmalarda olduğu için konuştuğumuz için üzerinde fazla durmayayım. Bugünkü konumuzla da ilgili olan şeyleri var bu konuşmamın. Bunu da besleyecektir bir bağlamda söylediklerimi. Onun için beraber buradan devam edelim. Neyse, notlara sonra döneriz. Eylem veya edim, olgunun sınırları dahilinde hareketin yönü. Bakın, eylem veya edim, olgunun sınırları dahilinde. Hareketin yönelimsel anlamda belirli kılınması anlamını taşır. Bakın, hareketin belirli kılınması anlamını taşır. Bir eylemden bahsediyorsanız, bir edimden bahsediyorsanız, hareketin belirli kılınmışlığından bahsediyorsunuzdur. Yani orada bir irade vardır, orada bir yönelimsellik vardır aynı zamanda. Öznelliğe bağlı değer biçimsel her yaklaşım irade olarak seçimlerde bulunmak anlamını içerir. Varlıktaki çeşitlilik içinde yani olgusal olanın farklılık içermesine bağlı olarak öznel perspektiften referans ile usal anlamda bilgi bilimsel yaklaşımda hareketin doğası karşıt kılıç içinde değerlendirilir ve irade yönelimine bağlı olarak seçimlerde bulunur. Örnekleyeceğim. Devam edeyim. Yani sıcak, soğuk, sağ, sol, yukarı, aşağı. Bak bilgi bilimsel bir durumdur.
varlıktaki çeşitlilikte diyor, farklılıklar bizde karşıt olarak değerlendirilir yani. Sağınız, solunuz, sıcaktı, soğuktu vesaire. Yani sıcak, soğuk, sağ, sol, yukarı, aşağı, güzel, çirkin, açlık, tokluk ve benzeri. Olgusal belirimler karşısında öznellik, irade belirimi doğrusunda karşıt ussal belirimlere bağlı olarak ikili diyalektik oluş içinde bulunur. Bak, ikili diyalektik oluş içinde bulunur. Olgunun karşıt belirimini ussal olarak değerlendirilmesi bilişsel anlamda önemli olsa da öznellik söz konusu ise, bakın öznellik söz konusu ise irade olarak değer biçimsel anlamda değerlendirilir. Yani bir bilişiniz vardır sağ sol ama öznelikte değer biçimsel olarak onlar değerlendirilir, yönelimseldir. Mesela efendime söyleyeyim, arabada gidiyorsunuz, sağa döndüğündeği zaman siz bilişsel olarak onu değerlendirirsiniz. Ama değer biçimsel olarak o yönelimdesinizdir. Çünkü sağa gitmeniz gerektiğinin yönelimindesinizdir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani öznelikle değer biçimsel olarak yargısal olma kaçınılmaz bir şey yani. Çünkü zaten o yolu değer biçimsel gidiyorsunuzdur yani. Nereye ulaşacaksanız hedefinize bağlı olarak o sağa dönüşünüz değer biçimseldir. Devam edeyim. Buradan nereye geleceğiz? Bakın önemli bunlar. Olgunun karşıt belirimi ussal olarak değerlendirilmesi bilişsel anlamda önemli olsa da öznellik söz konusu ise irade olarak değer biçimsel anlamda değerlendirilir. Öznelde irade söz konusu olduğu içindir ki sonuçta. Niye irade söz konusu olduğu içindir? Çünkü irade gerçekleşme erkine. Bakın en temelde irade, seçimlere bağlı iradeyi konuşmuyorum. O iradenin en son formasyonlarındandır. En temelde irade gerçekleşme erkidir. Bütün sıfatların, bütün olanakların gerçekleşme erkine, bürünüşüne irade diyoruz. Anlamın, değer olarak efendim gerçekleşme erkine bürünmesi, biz buna irade diyoruz. Bir anlam edinirseniz siz de gerçekleşme erkine bürünürse fikre dönmüştür o artık. İradeye yüklenmiştir artık o. Bu irade konusundan kaçışınız yok yani. Çünkü gerçekleşme, özneyseniz zaten gerçekleşme erkine bağlı olarak öznesiniz yani. Gerçekleştirdiklerinizin öznesi olarak özne oluyorsunuz çünkü. Yoksa şahsınız sadece. Devam edeyim. Öznelde irade söz konusu olduğu içindir ki sonuçta öznel hareket edimsel olma niteliğinde gerçekleşir. Edim, ikili karşıtlık içinde diyalektik oluşta seçimde bulunmuş olduğu anlamını taşır. Bakın eylem var ama edim seçimlerde bulunuyorsun artık. Değil mi? Değer yüklüyorsun artık oraya. Yani eyleme değer yüklemek. Bakın eylem hareketin kendisinde yönelimli olmakla ilgili bir şey. Eylemde yani yönelimi var. Hareketin yönelimi var orada. Ama şeye geldiğin zaman, edime geldiğin zaman evet o yönelimdesinizdir ama o yönelime bir değer yüklemeniz vardır. Ona göre orada bir eylemdesiniz. Eylem içeren, bakın eylemin değer niteliğiyle seçim belirli kılınmışlığı durumu edimdir. Orada belirli kılıyorsunuz artık. Evet bir yönelim var ama yönelimi belirli kıldığınız anda bir noktada o artık bir edimdir. Bir amaca bağlı olarak, bir noktaya bağlı olarak referansınız neyse artık. O artık edimdir. Bakın bunlar niye önemli? Biraz sonra bu diyalektik oluş için de çok önemli. Onun için dikkatli dinleyelim. Edim, ikili karşıtlık içinde diyalektik oluşta seçimde bulunulmuş olduğu anlamını taşır. Bu bağlamda edimsel eylem, yani yönelime bağlı olarak eylemin belirli kılınmışmış olması, edimsel yönelime bağlı olarak ya da seçiminde gerçekleşir. Ya sağa gideceksin, ya sola gideceksin. Yani. Ya soğuk içeceksin, ya sıcak içeceksin. Evet, ılık da içebilirsiniz. Ama ılık artık ılıktır yani. Ne soğuktur, ne sıcaktır yani. Hani soğuk, sıcak. Birbirine karıştırdın, bak bir eşimde ılık oldular. Ya ılık dediğin şey artık ne soğuktur, ne sıcaktır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bakın bu çok önemli. Hani ikisini de içermiş olarak bileşimde olan değil. Ne o, ne o. Artık yeni bir şeydir o. Böylesi olsa da diyor, pardon. Ha, seçimlerde gerçekleşir. Ya da seçiminde gerçekleşir. Bütün yaşantımız böyle ya. Ama yaşarken bunun farkında olmadan olur. Ya sağa ya sola. Ya sıcak ya soğuk. Değil mi? Ya güzel ya çirkin. Ya bunun bileşimi hiç mi yok? Dediğim gibi o bileşim dediğimiz şey dahi. O ya da içinde yeni bir şeydir. Yani yönelim referansına bağlı olarak bir virgül istemiş buraya. Referansına bağlı olarak hareket durumunda ya geliyoruzdur ya gidiyoruzdur. Ya içiyoruzdur ya içmiyoruzdur.
Ya yiyoruzdur, ya yemiyoruzdur, ya giyiniyoruzdur, ya giyinmiyoruzdur. Ya oturuyoruzdur, ya oturmuyoruzdur. Yani illa hareketin bir durumda gerçekleşmesi söz konusu oluyor edimde. Diğer karşıt, bakın diğer karşıt geride bırakılmış olarak yapılıyor anlamındadır bu. Böyle olsa da oluş nesneliğe bağlı referansa göre, evet gidiyoruz düşüyoruz. Böyle olsa da oluş nesneliğe bağlı bir referansa göre edimsel oluşlarda iki karşıt durumu içerecek biçimde de değerlendirilir, değerlendirilebilir. Ama bak bu bağıntılı oluşa bağlı bir şekildedir. Yoksa o oluşun kendisiyle ilgili değil bakın. Yani bizzat oluş öyledir anlamında değil. Bağıntılı oluşuyla ilgili bir şeydir. Devam edeyim. Yani temeline bağlı olarak. Mesela bir şeye göre doğru gidilirken başka bir şeyden uzaklaşmış olarak yakınlık ediliyordur. Yani bir şeye doğru gidilirken bir şeyden uzaklaşmış olarak o yakın oluş durumunda bulunuyorsundur. Ama bak bağıntılıktan bahsediyoruz. O oluş durumda siz ona uzak düştünüz. Ona yakın gidiyorsunuz filan halinde değilsiniz. Zaten düşürürken yakınlaşıyorum. Ha ondan da uzaklaşıyorum. Bak referansına göre bu ikisini kullanıyorsunuzdur. Yani bir şeyin referansına göre uzaklaşıyorsunuz. Başka bir şeyin referansına göre de yakınlaşıyorsunuz. Bak bağıntılılık. Ediniliyordu. Oluş bu anlamda nesnel referansına bağlı olarak bağıntılı oluş içinde hem yakınlığı hem de uzaklığı anlam olarak içerir. Ammenna. Ama bağıntılılıkta. Ancak öznelliğin irade belirimine bağlı olarak, bu öznellik çok önemli. Öznelliğin irade belirimine bağlı olarak seçimlerinden bahsetmekteysek, yönelim referansına bağlı olarak sadece bir karşıtı seçmek ile diğeri geride bırakılıyordur. Bak, bir şeyi seçiyorsundur, o diğeri geride bırakılıyordur. Yani ya sağa gideriz ya sola gideriz. Bu çok önemli. Ya yeriz ya yemeyiz yani. Referansına bağlı olarak gerçekleşir. Yukarıda belirtilen anlamda öznelliğe bağlı diğerliklik oluşta karşıtlığın ikili beliriminde herhangi birinin tercih edilmesi, irade yönelimine ve sonuçta neyin tercih edildiğine bağlı olarak gerçekleşir. İşte hak batıl diyalektiği de bir tercih mesele olarak birinin geride bırakılması gereğinde gerçekleşir. Yani hakla devam edeceksin ya batılla devam edeceksin. Batılın sürekliliği yok. Sürekliliği olmadığı gibi en sonunda sürekli yok. Hakikatten sonuç almaya dayalı olarak da bir gerçekleri yok. Bakın batıl kullanılabilir olandır. Varoluşsal karşılığı var yani. Ama hakikatten yana sonuç vermeyendir. Hakikatten yana örtük kılan, uzaklaştırandır. Abi yemişim senin hakikatini. Çok da umurumuzdaydı. Biz yaşıyoruz böyle zaten. Vur patlasın, çal oynasın. Eyvallah yaşayın. Hakikatten kaçmanın sonuçta neyle karşı karşıya bıraktığı sonuçları varsa ona da katlanırsınız yani yapacak bir şey yok. Burada yeniden bir bireşim söz konusu olmaz zaten. Senin dinin sana, benimki bana. Senin yolun sana, işin sana, benimki bana olur yani en fazla. Yani hak batıl diyalektiğinde illa birini tercih etme zorunda kalırsınız. Bu karşıtlık ilişkisinde. Efendim şöyle bir batıl düşünce var. İşte hakta da böyle bir düşünce var. Bunları beraber birleştirebilir miyiz? Veyahut da bir hani Hristiyanlığın paganla birleşimi gibi yapabilir miyiz? Yaparsanız düdük bir şey olur. Hak olmaz yani. Haktan kopuş söz konusudur artık çünkü. Yani teslisi nereye koyacaksın? Paganlıkla ilgili değil midir teslis? Baba ol kusaru. Paganlarda da vardı o. Tevhidi içermiyor zaten. Tanrı'yı öteye atıyorsun zaten. Efendim işte biz Tanrı'yı öteye atmadığımız için böyle yaptık zaten. Yaptın da kardeşim bu sefer özneye indirgedin. Evrenselinden koparıyorsun bu sefer. Bir kişiye indirgiyorsun. Onun gölgesi altında siz ne yapıyorsunuz tanrısal olana yakınlık düzeyinde? İsa gibi kaç tane İsa çıkarttınız? Çıkartmadınız. Ama bizde Muhammediyet diye bir kavram var. Oraya çıkmak diye bir şey var ya. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani Muhammed gibi Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem. 1000 tane Muhammed çıkarttık anlamında bir şey söylemiyorum. Ama o Muhammediyeti yaşayan ve onu temsil eden nice canlar çıkıyor. Yani o özne orada onunla yani hakikat bizim hikayemizde olan bir özneyle sınırlı kalmıyor. Bitimli değil yani. Gerçeğinden koparmıyor yani. Bu çok önemli. Batıl gerçekten bakın koparır ama hakikat gerçekten koparmaz sizi. Hak olan sizi gerçekten koparmaz. Ondan sonuç almaya sürekli kılar. Ondan sonuç almanın sürekliliği içerisinde siz Muhammediyeti de bulabilirsiniz, İseviyeti de bulabilirsiniz, Museviyeti de bulabilirsiniz. Bakın ne kadar önemli. Seyr-ü sefer aşamalarında bu tasavvufta çok önemli bir şeydir. Baba onu şöyle anlatırdı. Seyr-ü sefer basit betimlemelerle anlat. Peh 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 Müslüman olmuşuz evladım derdi.
Adem'e uğramadan, İzcit'e, İdris'e, Musa'ya, en sonunda da Muhammed Mustafa Efendimiz'e uğramadan Müslüman olmak mı var öyle kolay kolay? Yani bir aşamalardan bahsediyor. Bir süreçten bahsediyor. Ama ulaşılmaz bir süreç değil. Zaten an diye, Kur'an'da an diye bir süreç olarak da gerçekleştirmesi gereken durumlardan, karakter biçimsel durumlardan bahsediyor. Yani dinamik oluşa bağlı olarak ifade edilen arketipal durumdan bahsediyor. Yani bir Musa, efendime söyleyeyim, şu zamanlarda yaşamış bir karakter değildir şeyde. Kur'an-ı Azim'de. Hakikati temsiline bağlı olarak nasıl gerçek, karşı karşıya koşullar bağlamında nasıl gerçekleştirdiğine dayalı olarak bir arketipal karakter olarak bize sunulur. Ve böyle koşullarla karşı karşıya kaldığın zaman hakikatin nasıl yaşanması gerektiğini ve hatta öyle yaşanabilir olduğunun aklını verir bize. Bir süreçten bahseder yani. Bunu eskiler söylerlermiş mesela. Mesela evliyaların bir tanesi kendi kademini göremezmiş. Başka bir evlullah dervişini yollamış. Ya git söyle de demiş, efendi nerede olduğumuzu söylesin. O da demiş ki Musevilerdendir demiş. Ha hakikaten de öyledir demiş ya. Bak ben elhamdülillah Muhammediyim demiyor. Ben İslam'ım diyor. Adem'den Hatem'e İslam. Ama ben diyor Musa kademe altında İslam'ım demenin de hem şeyi var. Yani efendime söyleyeyim ne diyeyim? Özgüveni değil. Yani huzuru da var yani. Olgunluğu. Olgunluk demek daha doğru. Teşekkürler. Olgunluğu var yani. Ha ben böyleymişim diyor. Bu neyi getirir size? Ha daha efendime söyleyeyim gidecek yol daha çok. Yani bunun İsa'sı var, şusu var, busu var. Var da var yani. Süleyman'ı var. Sözün gerçekleşme evrelerinde, efendime söyleyeyim insan olma evresinde türlü türlü serüveni var. Ne kadar önemli bir şeyden bahsediyor değil mi? Ya devam edelim. Yukarıda belirtilen anlamda, özneliğe bağlı diğerlik oluşta karşıtlığın ikili belirimde herhangi birinin tercih edilmesi irade yönelimine ve sonuçta neyin tercih edildiğine bağlı olarak gelir. İşte hak batıl diyalektiği de bir tercih meselesi olarak birinin geride bırakılması gerçeğinde, pardon, gereğinde gerçekleşir. Söz konusu öznelik ise kendini gerçekleştirme erki yönelimde bulunması, yani kendini gerçekleştirme erki demek yönelimde bulunması bir şeye karşı irade olarak belirirken bir karşıt her daim geride bırakılmak zorunda kalınır. Yani her daim. Hadi onu da bırakayım. Tümelden hareketle bakarsanız bir karşıtla bağlı olarak mı varız? Yani en basitin nesnel bağlamda. Yukarısı, aşağısı, sağı, solu, değil mi? İlerisi, önü, içeri, değil mi? Dışı. Yani var olusumuz sadece bir karşıt bağlamda mı var? Bu kadar çok karşıtlık içerisinde gelgitli bir varoluş içinde var olmak kaçınılmaz değil yani. Hele bir de vicdan dediğimiz şey söz konusuysa yani. Nefsi emare dediğimiz şey söz konusuysa eğer. Değil mi? O hayvani nefis ve efendime söyleyeyim onu terbiye edilişe gelen vicdani nefis. Yani değerler edinmiş aklın değerlerine bağlı olarak işlevsel olması, eylem kritik düzeyde işlevsel olması ve Cenab-ı Allah'ın yaratıcı etkinliğine katılması. Çünkü niye? Orada vücut bulmaya başlıyor, öznellik yaratılıyor. Yani hiç nefsinizle mücadele halinde bulunduğunuz durumu biliyorsunuzdur. Yani yok mudur yani böyle bir durum? Yani vicdanınızda gelgitler yaşadığınız şeyler. Yani normal ibadetlere kadar ya. Ya sabah ezanı şimdi mi okundu filan. Azıcık daha mı yataydı kafile amına. Veyahut da efendim en basiti bu. Yardım yapacaksınız. Vereyim mi vermeyeyim mi? Hani demiş ya evlat demiş burada 100'ü de burada 50'ye mi düştün yani? Sözünde dur yani. İhtiyaç olduğundan değil sen sözünde dur. Bak. Böylesi diyalektik oluşunda aşırı karşıtlar, ha bakın bu başka bir yere çıkacak bakın. İşte hak batıl diyalektiği de bir tercih meselesi olarak birinin geride bırakılması gereğinde gerçekleşir. Söz konusu öznelik ise kendini gerçekleştirme erki yönelimde olunması irade olarak belirirken bir karşıt her daim geride bırakılmak zorunda kalınır. Bak çiftlerin diyalektiğini konuşmuyor ha. Bu çok önemli bir şey. Böylesi diyalektik oluş içinde aşırı karşıt belirimler söz konusu olduğunda da bakın. Aşırı karşıt durumlar söz konusu olduğunda da orta yol olarak yeni bir oluş içinde bulunabilir. Yani cimrilik ve müsriflik cömertlikle aşılabilir. Tutumlulukla aşılabilir. Açlık ve oburluk toklukta veyahut da perizde aşılabilir. Bak sadece tokluk değil perizde de aşılabilir. Ancak bu durum, ya bunlar çoğaltılabilir ha. Ancak bu durum iki karşıtın yeni bir oluşta içerilmiş olarak çiftlerin olguyu biçimlendiren, bakın bu çok önemli. Ancak bu durum bir iki karşıtın yeni bir oluşta içerilmiş olarak
Bu kavramın doğasına bile aykırı. Çiftlerin olguyu biçimlendiren diyalektiğinde olduğu gibi karşıtlığın aşılması değil, çünkü çiftlerin diyalektiğinde karşıtlık aşılıyor değil mi? Aşılması değil, iki karşıt belirimin de yeni bir oluşta geride bırakılması gerçeğini taşır. Bunu ayet-i kerime şöyle söyler. Yani ne o ne o olur orada. Der ki ne elini fazla sık ne de elini fazla aç. Ne olacak? Yani tutumlu ol. Tutumluluk ne odur ne odur. İkisinin içerilmiş olduğu bir şey dedi. Veyahut da o tutumluluğu cömerte çevir. Değil mi? Yani tutumlusun. Tutumlusun da hani vermen de lazım. Nasıl vereceksin? O zaman cömert olacaksın değil mi? Yani. Evet, cömert de olduk farz edelim. Ama cömertlik ikisini içeren bir şey değil. Yeni bir şeydir artık. Ne o ne odur artık. Birbirini destekleyen, içeren, birbirini içeren kavramlar birbirlerine destek olurlar. Anlam içeriği itibariyle. Ama iki karşıt söz konusuysa artık ne aşırı uçlarda ne o ne odur artık. Onlar geride bırakılır. Ya terbiye dediğimiz bir kavram var. Terbiye dediğimiz kavram bunu içeriyor. Bu ayet zaten terbiyeye gelen bir kavram. Ne elini fazla aç ne de elini fazla sık. Sonra yerinenlerden olma. Bak sonucunu da söylüyor. Bak hani dedik ya Kur'an sonuç biçimseldir yani. Bilgi bilimseldir yani. Sonuç biçimsel olmasına bağlı olarak bilgi bilimseldir Kur'an. Bunu kaçırdığınız zaman Kur'an'ı kaçırırsınız. Şimdi ne diyor? Ne elini fazla aç ne de elini fazla sık. Sonra yerinenlerden olmayasın. Hiç öyle bir şey yaşadınız mı? Ben çok yaşadım. Çok açıyorduk. Açınca ne oluyor? Efendime söyleyeyim. Ulan oğlum verdin de bu sefer de bak kendini yeriyorsun evvela. Ayet bizatihi varoluşa dair bir şey söylüyor. Veyahut da ya vermeseydin de olmasa annem beni çok yermiştir o konuda. Mesela. Vermeseydin de olmasaydı. Niye? Ya herkes böyle oldu. Bak sen olmadın. Niye? Zaten böylesin diye olmuyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ayet sonuçtan da size konuşuyor. Öyle bir gerçekliği de var. Ama tutumluluk ne odur ne odur. Artık ikisi de geride bırakılmıştır. Bu çok önemli. Bakın devam edeyim. Bunlar çok önemli konular. Ancak bu durum iki karşıtın yeni bir oluşta içirilmiş olarak çiftlerin olguyu biçimlendiren diyalektiğinde olduğu gibi karşıtlığın aşılması değil. İki karşıt belirimin de yeni bir oluşta geride bırakılması gerçeğini taşır. İki karşıt belirimi de yeni bir oluşta artık geride bırakılması anlamını taşır. Bu durum hem kavramsal hem de zamansal anlamda gerçekliği olan bir durumdur. Niye? Çünkü İki karşıt yeni bir kavramda buluşamaz. Çünkü o kavram kendi olarak biricikliğinde kendisini gösterirse onu gösterir. Efendime söyleyeyim. Ha bir kavramın kendisini karşıt bağıntılık içerisinde anlamlı kılmanız ayrı bir mevzu. Bağıntılıkta anlamlı kılınabilir. Ama hiçbir zaman o kavram o ikisini de içermiyordur. Çünkü sadece anlamı neyse anlamını içermiş olarak bize görünmesi gereken şeyi gösteriyordur. Görüveriyordur. Bunu kaçırmamak lazım. Yani kavramın doğasıyla örtüşen bir durumdan bahsediyor. Aynı zamanda formal mantıkla da örtüşen bir diyalektik olgusudur bu. Devam edeyim. Bu diyalektik oluş içinde aşırı karşıt belirimler söz konusu olduğunda da orta yol olarak... Burayı mı okuduk ya? Ahmet gibi olduk ya. Mesela evet buradan devam edeyim. Böylesi diyalektik oluşunda aşırı karşıt belirimler söz konusu olduğunda da orta yol olarak yeni bir oluş içinde bulunabilir. Ama orta yol dediğimiz ne odur ne odur. Oldu. Orta yol dediğimiz hak olandır. Gerçek olandır. Olması gerekendir. Yeni bir oluş içinde bulunabilir. Yani cimrilik ve musriflik cömertlikte veyahut da tutumlulukta efendime söyleyeyim aşılabilir. Açlık ve oburluk toklukta veyahut da perhizde aşılabilir. Ancak bu durum iki karşıtın yeni bir oluşta içerilmiş olarak çiftlerin olguyu biçimlendiren diyalektiğinde olduğu gibi karşıtların aşılması değil, iki karşıt belirimi de yeni bir oluşta geride bırakılması gerçeğini taşır. Ne o ne o. Bu durum hem kavramsal hem de zamansal anlamda gerçekliği olan ama siz kalkıp da çiftlerin diyalektiğini bu diyalektiğe yedirdiğiniz zaman bir ucube çıkar önünüze. Yani bir zorlama çıkar. Nedir o zorlama? Efendim işte bu karşıtlar yeni bir oluşta bireşime geldi ve içerilmiş olarak geldi. Ayıkla pirincin taşını ondan sonra. Kavramsal karşılığı yok, varoluşsal karşılığı yok. Yani sevgide nasıl olur nefret içerilir? Bağlamlarında kurabilirsiniz. Zamansal olarak bir de zamansallık da içermiyor. Sizi zamansallığın gerçeğinden de koparıyor. Hani geçen haftalar verdiğimiz örneği gibi, baba örneği gibi, o canavar örneği gibi. Hani canavara bakıyorsunuz hem hayranlık duyuyorsunuz hem korkuyorsunuz. Lan zamansal bir durumdur o. Topukladığın zaman da olur, korktuğun zaman topuklarsın. Yani hayretin olmaz orada, hayranlığın olmaz orada.
Efendime söyleyeyim, bakarsın onun gücüne, ya bende niye yok filan filan. Efendime bir ezikliğini hissettiğim belki bir şey de olabilir. Ama bu düşünsel olarak baktığınız zaman zamansal gerçekleşen bir durumdur. Yoksa canavarı gördüğünüz zaman topuklarsınız. Peygamber de öyle yaptı. Canavar değil, melek gördü. Topukladı. Allah'tan tuttu, sıktı da bırakmadı yani. Yani işin esprisi belki bu ama hakikati budur. Yani hiç beklemediğiniz bir anda tek başınasınız. Aynı anda nur yüzlü, nur yüzlü diyorum özellikle. Nurdan bir varlık tık diye geliveriyor ışıl ışıl. Ne yaparsınız? Yani Efendi Hazretleri derdi, Cebrail şimdi masaya gelse tak diye görünüverse ne olurdu? Topuklar dıkıyorum derdi. Vallahi işin esprisidir ama hayatın gerçeği budur. Yani zamansal, bakın, bağıntılık içerisinde bir şeyi anlamlı kılmak ve zamansal bağıntılık içinde anlamlı kılmak ayrı bir şey oldu. Onu zamansal bağıntılıktan kopararak bir şeyi ifade etmek ya zorlamadır ya betimlemeye dayalıdır. Ha, betimlemeye dayarsa sanatsal bir tarafı vardır, anlarım. Ama felsefi olarak bunlar söyleniyorsa abi ya. Çünkü felsefe gerçekle ilgilidir. Orada bir sıkıntı var. Burayı zorlama olarak önümüze getirmeyin diyebilirsiniz. Devam edeyim. Geçen sene bunları farklı bir açıdan değerlendiriyorduk. Bu sefer zamansal oluşla ilgili de değerlendiriyoruz. Altını çizeyim ve ayıklama kavramı da koyarak değerlendiriyoruz. O önemli. Neredeyim? Bu durum hem kavramsal hem de zamansal anlamda gerçekli olan bir durumdur. Kavram içerik olarak karşıt kapılarına referans göstermeden öznelde biricik oluşta görgü sahibi kılandır. Karşıt kapılarıyla bağıntılı oluşta ise tanıtlanabilir olandır. Ama bu bağıntılık içindedir yani. Bak zaten söylüyor. Bağıntılı oluşta ise tanıtlanabilir olandır. Ve bu doğrultuda da görü sahibi kılar. Zamansal anlamda ise diyalektik oluş içinde uç noktada aşırı karşıt olan belirimler yeni bir oluşa eğler olsa da. Yeni bir oluşa eğler olsa da. Geride bırakılmış olarak yeni bir oluş içinde bulunur. Yani. Yani ne o ne de o olunmuş. Bak ne o ne de o olunmuş olarak yeni bir oluşta bulunur. Zaten zamansal olarak da böyledir. Yani önceden efendime söyleyeyim ne yapalım? Cimriydik. Değil mi? Cimriliği geriye bıraktın efendim, cömert oldun diyelim. Yani cömertliğin şeyi olarak değil mi? Veyahut da musriftik, tutumlu olduk. Değil mi? Yani tutumlulukla cömertlik iki usta, bakın, olumlu ussaldır. Müsriflik ile de şey, hani bunu geçen sene konuştuğumuz için üzerinde durmayacağım. Müsriflik ise cimrilik iki tane olumsuz ussaldır. İki tane olumsuz ussal bize uç noktaları gösterir. Uç noktalarda olan şey iki yeni şeyde bireşime uğramaz. Matematikteki gibi 2 eksi 2 artı olmaz bu noktada. Efendime söyleyeyim. Ne olur? Efendime söyleyeyim. İkisini geride bırakmak zorunda olduğun yeni bir oluş içinde olursun. Olması gerekende olursun yani. Orta yol denilen, hani Kur'an-ı Azimşan'ın da şey üzere, referans üzere, Hazreti Resulullah'ın da hadis üzere söylemek gerekirse. Yani hak olan, olması gerekene tabisindir. Olması gerekeni yaparsın. Olması gerekeni yaptıktan sonra, efendime söyleyeyim, ama bakın tutumluluk cimrilik değildir. İşin enteresan, tutumlu olmazsanız cömert de olamazsınız. Vereceğiniz bir şey olmalı ki ne? Cömert olabilirsiniz. Vereceğin bir şey yoksa neyin cömert olacaksın? Yani bir birikiminiz olmalı. Tutumluluk birikim içeren bir kavramdır. Cömertlik verme içeren bir kavramdır, değil mi? Ve ikisi birbirini destekler bu bağlamda. İkisi de olumlu ussaldır. Ha, bu bağlamda iki çift kavramdır. Karşıt kavram olarak da görülmez. Ha, bu bağlamda iki karşıt kavram olarak müsriflikle şey diyor, iki olumsuz ussaldır. İki olumsuz ussalın da olumlu ussal olana bağlı olarak geride bırakılması gerekir. Ne o ne o. Bu tokluk ve açlık hikayesinde de diğerlerinde de böyledir. Ne o ne o. İki aşırı uçlarda bulunuyorsanız iki mi olumlu ussal, bakın olumsuz ussalda bulunuyorsunuzdur. O iki olumsuz ussalın kendisinde ise efendime söyleyeyim ya o, ya bakın, cimri olan bir kişi müsrif olabilir mi? Yani müsrif olan bir kişi cimri olabilir mi? Ama bak bağlamında ikisini de içerik olarak birbirleriyle şey kullanabilirsiniz. Tamamlayıcı kavram olarak görebilirsiniz. Çünkü cimri dediğiniz ki kendi varlığından müsriftir. Hakikatten kopardığı için. Değil mi? Müsrif dediğiniz kişi ise kendi varlığına cimridir. Kendi ayağına çelme taktığı için. Yine kendini hakikaten. Bak bağlamında iki kavramı bir olguyu içermiş olarak bir olguda efendim ifade ediyorsunuzdur. Ama bak bağlamında o ikisini içeriyor duyguda, varoluşsal durumunda. Onu da içeriyor anlamında değildir. Çünkü müsrif eyleminde müsriftir sadece. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama hakikatle olan bağıntısında
Onu cimrilikle de niteleyebilirsiniz. Cimriliği de müsriflikle niteleyebilirsiniz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bakın bu bağlam meselesidir. Bağlamı kaçırdığınız zaman, zamansallığı kaçırdığınız zaman, ikisine aynı şeyi vurduğunuz zaman sanki o olgu ikisini de barındırıyor gibi. Barındırmıyor. Bakın biraz öncekine şeye gelip eylemin gerçekliğine geldiğiniz zaman, hareketin, edimin gerçekliğine geldiğiniz zaman birisi, ikisi de tercih meselesi olarak önünüzde durur. Ya o, ya olsunuzdur. Abi ikisi de değilim. Ya cömertim ya tutumluyum. Veyahut da tutumlu olmamla da beraber cömertim. Bu çok önemli. Bakın devam edeyim. Yani ne o ne de o olmuş olan yeni bir oluşta bulunur. Yeni oluş biçimi biriciklikte bulunan olmaktan öte değildir. Ve biraz önce söylediğim şey, hani bir olgunun iki şeyi aynı anda içermesi bağıntılıkta oluyordu. Eyvallah. Ama bakın o oraya tanıtlamak amacıyla da olan bir şey değil. Betimlemek sonuçta bir betimleme içerir. Yani kavramsal bir derinlik katar belki. Amenna. Bakış itibariyle. Ama bir betimleme içerir. Gerçekliğinde ise yahu yahu. Ya o ya olunur. Efendime söyleyeyim. İlişkilerinde tercih meselesi olarak nereye evrilmesi gerektiğinin dersini de içerir. Bu durumda aynı değil. Bakın burası da önemli. Bu durum aynı değil, ayrı da değil oluş içinde yaratımda içerik bağlamında başkası oluşun korunması adına da önemlidir. Bakın başkası oluş hep korunur. Yani ne o ne o. Yani ikisi içerilmiş artık geride bırakılmış değil. Bakın pardon geride bırakmayacak. İçerilmiş de yeni bir bileşimde yeni bir şeye dönmüş değil. İkisi kendiliğinde bırakılmış yeni bir oluşta yeni bir oluşun içinde olduğunuzda bir başkasılık artık orada korunuyordur. Yani cömertin cömertlik oluşunun anlamının içeriği bir başkası oluşta korunuyordur. Efendim cimrinin cimrilik anlamının içeriği, müsrifin müsriflik anlamının içeriği, tokluğun tokluk anlamının içeriği, açlığın açlık anlam içeriği kendinde yine korunuyordur orada. Devam edeyim. Dil bağlamda kavramın içeriğiyle biriciklik ve eril olması sebebiyle başkası niteliğini koruması ve diğer kavramlar ile olan olay ile olay ve olgusuna bağlı olarak bağıntılı oluşta tanımlanması veyahut da tanımlanması gerekir. Bağlam kurma olanağı edinilir. Eğer o başkasılık olmasa zaten bağlam kurma olanağı edinemezsin. İkili diyalektik oluşta üçlü bir durumun çıkmasına örnek verirsek cömert ne müsriftir ne de cimri. Tutumlu olmak ne müsrifliktir ne de cimrilik anlamını taşır. Bunu bir ayet ile de anlamlı kılarsak ne eline fazla aç ne de sıkı tut. Yani ikisini de geride bırakı içiriyor bak. Değil mi? Yani terbiyeye gelen bir ayet çünkü. Terbiye çünkü Rabbin sıfatı hak olanın ortaya çıkması için gereken bir şey. Çünkü terbiye etmek demek ne demek? Rabbi sıfatına gelmek, onu gerçekleştirmek anlamına. Hak olanın gerçekleşmesi. Ondan sonuç almanın anlamını taşıyor. Denirken dahi orta yol tercih edilirken ne o? Bakın. O, ne o, ne de o ol. Bakın ne o, ne de o ol. İki eylem durumu da geride bırakarak yeni bir oluş içinde olunması gerektiği belirtilir. Bu durumda tutumlu ve cömert olma durumunda bulunur. Tutumlu olmadan da zaten cömert olunmaz. Bunlar iki olumlu ussal olarak da birbirine efendim anlam olarak birbirlerine yakın dururlar. Bir başka örnek ise efendim tokluk veya perhiz durumunda bulunmak ne açlıktır ne de oburluk. Yani. Mesela aşırılık ve gericilik sapkınlığın iki farklı biçimi olarak karşıt olmaktan öte aynı çizgide bakın. Aşırılık ve gericilik değil mi? İki uslu bakın olumsuz ussal. İkisi de uç noktalarda. Birisi aşırı değil mi? İkisi de efendim birisi şey efendime söyleyeyim aşırılık ve gericilik. Bakın ikisi de olumsuz ussal. Sapkınlığın iki farklı biçimi olarak yani niye sapkınlık bu? Çünkü efendime söyleyeyim amaçtan, hakiki amaçtan sizi mahrum bıraktığı için. Örtük kıldığı için. Farklı biçim olarak karşıt olmaktan öte aynı çizgide belirirler. Yani olumsuz ussal. Öte olumsuz ussal olması anlamında aynı çizgide belirirler. Böyle olmak ile beraber hukuk çatısında bulsalar da hukuk orta yol olarak ne sapkınlıktır ne de taassup. Yani hukuk ortamında aşırı sapkınlıklar da olabilir. Değil mi? Gericilikler de olabiliyordur. Olabiliyordur yani olmuyor değildir. Ama hukuk ikisinin de buluştuğu yer adresdir anlamında söylediğim bireşime geldiği yerden anlamda değil. Hukuk ikisini de içermemiş olarak. Efendim geride bırakılmış durumudur. Zaman içerisinde ikisini geride bırakma durumunu bize önümüze getirir.
Ya olması gerekeni bize işaret eder. Bakın bu çok önemli. Devam edeyim. Hukuk hak olanın tesisi içindir. Gerçek olanın tesisi içindir. Hak olanın genele yaygın kılınmasının gereği olarak aşırılıkları ve gericiliği zamansal olarak da geride bırakmanın gereğidir. Yani hak olana bağlı olarak hukukunuz varsa bu ikisini zaten geride bıraktırır. Bu çok önemli. Hak. Bu öznel anlamda da vicdan üzerinde düşünüldüğünde vicdanlı her kişi aşırı ve geri kılan her neyse geride bırakmış olarak var olmaya eğlenir. Vicdanlı bir kişi nasıl aşırıya gidebilir? Vicdanlı bir kişi nasıl geride durabilir? Tevhide hakkıyla özümsemişse. Değil mi? Hak. Eğlenir. Bu durumda anlaşılması gereken böylesi diyalektik oluşların ilkesel oluşu korumak ile aşılabilir olduğudur. Sonuçta ilkesel olana bağlı, bakın ilkesel olana vardığın zaman efendime söyleyeyim o olumsuz ussalları aşıyorsun bir şekilde, geride bırakıyorsun. Böylesi diyalektik oluşta karşıtlar ne o ne de o olmuş olarak geride bırakılmıştır. Yani ne olsunuzdur artık ne olsunuzdur gibi diyeyim. Aslında onlar olmuyorsunuz da yani ne o eylemin içerisinde bir karakter biçimse ne o eylemler içerisinde bir karakter biçimse olarak yine olan hak oluş neyse olması gereken neyse onun içinde bir karakter biçimsel olarak varsınızdır. Bu diyalektik oluşumu formel mantık, kavramın doğası ve oluşun zamansal olması, bak oluşun zamansal olması gerçeği içinde ve kavramın zamansal olması gerçeği içinde bağıntılı olmaya bağlı olarak gerçekleştiği gerçeğiyle de tersleşmez. Olgusal oluşa bağlı olarak gerçekleşen çiftlerin diyalektiğinden farklı olarak iki karşıt kapının yeni bir oluşta içerilmiş olarak aşılmış olması zorlama kurgusundan öte gerçek durur bu. Yani bu durum gerçek durur. Bu durumda diyalektik birçok biçimde gerçekleşiyorken sadece bir yönteme veya oluş durumuna indirgenmesi hatasına düşmemek gerekir. Ya birçok formasyonda diyalektik gerçekleşirken sadece bir yönteme indirgenirse büyük bir sıkıntı çıkar. Hatalı hatalı dünya görüşlerimiz bile oluşmaya başlar. Evet, aradan sonra şeye devam edelim. Varlık alanlarına devam edelim. Selamünaleyküm. Çaylarımızı aldık. Sohbetimize devam. Sohbet mi artık neyse. Hamdolsun. Dersimize devam diyoruz. Hak. Bir de özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Ben bakın nesnelliğe indirgenmiş öznellikten bahsetmiyorum. Bunun altını çizeyim. Nesnelliği içeren. Zattaysa nesnellikle öznellik mutlak ayrışımsız bir durumdadır. Çünkü nurun kendisinin nesnelliği vardır, nesnel yönü vardır ama aynı zamanda öznel yönü vardır. Mutlak özdeştir. Mutlak özdeşten kastım ne? Ayrıştıramazsınız orada. Yani iki şeyin bileşimi olarak da orada duran bir şey değildir o. O öyledir. Yani nurun kendisi hem öznelliği hem nesnelliği içerendir. Allah Azimşan zaten Kur'an-ı Azimşan'da bizzat diyor. Allah yerin ve göklerin nurudur diyor. Bak Allah özne, değil mi? Nur nesne tarafı ama o nesnellik ve öznellik. Bak Allah'tır, öyledir. Yani ikisi ayrı ayrı bir şey değil. Ayrıştıracağınız bir şey değil yani. Bu şahıs üzerine konuşmalarımızda özellikle söylemiştik. Hani şahsı kimse bilemez filan fışkaten bu gibi konular artık geride bırakmak lazım. O sözde şeyh efendilerinin, klasik tasavvuf demeyeceğim. Sözde şeyh efendilerin söyledi hani yanına gidersiniz filan efendim zatı kim bilir filan gibi sözleri konuşmuyorum. Ya zatı bilmezsen nasıl Allah'ı bileceksin ya? Ha, üzerine düşünmemişsindir onu söyle. Hani bazıları da şey anlatır mesela ne derler? Abi yaşanır anlatılmaz filan gibi laflar söylerler. Ya o zaman sen dilini bilmiyorsun. Dil oluşturmuyorsun. O gayretin yok demektir. Yaşanan bir şeyse anlamlı da kılınabilir, kavramlaştırılabilir. Zaten kavramlaştırmanın doğasında vardır bu. İnsan olmanın doğasında da vardır. Yani anlatabilmek, ifade edebilmek. Beyanı öğretti diyor ya. Değil mi? Rahman suresine gittiğimiz zaman. Yani bunlara da dikkat edin. Böyle kelimeler duydunuz ama bu işi bilmediklerinin hakikatini söylüyorlardır yani. Yani biz bilmiyoruz diyorlardır. Bu konuda da haklılar yani. Bilmiyorlardır. Ama ne hangi konuda haklılar? Yani bilinmez. Niye bilinmez? Bilmedikleri için bilinmez. Bilinebilir olduğunu bilseler zaten bilinebilir olduğunu söylüyor. E o zaman sen bilmişsin. Nasıl biliyorsun? Yani kendileriyle de çelişen bir ironi içindedirler. Hani sorduğun kişi yani kimse bilemez. Değil mi? Ammenna. Ama birisi biliyor yani. E sen biliyorsan o zaman. E bilinebilir tarafı var. Ha bunu genele yaygın olarak nasıl bilmeye açarsın? Efendim, dil oluşturursun. Dillendirirsin, kavrama dökersin. Mesele budur.
Yani biraz önce şahıs üzerine söylediklerimiz de var. Şahıs yani nur neyi içeriyordu dediğimiz şey değil mi? Yani dirimselliği içeriyor, basireti içeriyor. Bunları ayrıştıramazsınız. Onda mutlak özdeşlik içerir. Bunun için özellikle söyleyeyim. Yani biz öznellikten bahsederken nesnelliğe indirgenmiş bir öznellikten bahsetmiyoruz. Yani nesnelliği içeren ama şahıs düzeyinde nesnelliğe aşkın, sıfat belirimleri de nesnelliğe aşkınsal olan metafizik bir düzeyden bahsediyoruz varoluşta. Bunu da altını dolu doluya konuşmuştuk. Hani aynı zamanda yönelimsel olduğunu, zamansal olduğunu, efendime söyleyeyim metafizik varlık olduğunu, anlam ve değer varlığı olarak da metafizik varlık olarak var olduğunu. Bunların hepsini konuştuğumuz için üzerine fazla bir şey daha söylemeyeyim. Bir de insan üzerine bir şey daha söylemek lazım ayrıyeten. İnsan şu alemde hakka, hakkıyla dönebilme olanağına haiz. Bakın, son evredir. Bütün varlığın en son evresidir. Bu bağlamda çok kıymetlidir. Bu kadar büyük bir olanak içerisinde hakikate dönen, hakikati yaşamsal olarak bulan, bakın, hakikati yaşamsal olarak bulan, aynı zamanda değer olarak da efendime söyleyeyim içselleştirerek yaşam biçimine doğru taşıyan, kültür olgusu olarak bulan, medeniyet olgusu olarak bulan başka bir varlık yok. Yani birisi gelsin göstersin. Yani melekler filan hepsi hikaye yani. Yok yani. Yani böyle bir varlık yok yani. Bunu daha öncelerde konuştuğumuz için yani üzerinde fazla durmayacağım. Ama bir daha söyleyeyim. Varlığı bu varlık içerisinde, mevcudat içerisinde demek daha doğru belki. Mevcudat içerisinde en yüksek halkadır artık. Yani piramidin tepesi gibidir. Ondan aşağısı onun ortaya çıkmasının bir gereğidir. İnsan olmanın, insanı gerçekleştirmenin, insanı yaşayabilmenin bir gereğidir. Onun için yani uzaylı aramak yerine, inle cinle uğraşmak yerine, insan evvela kendiyle bir uğraşsın. Efendime söyleyeyim, o kendinde ne var, ne dönüyor, ne dönmüyor. Hem tasavvufi olarak, hem felsefi olarak, hem sanatsal olarak, hem efendim bilgi bilimsel olarak hangi düzeydeyse. Yani bir araştırsın, bir üzerine düşünsün yani. Kendi üzerine dönebilmek çok önemli bir fazilettir. Yani onun için felsefe önemli. Onun için din gene önemli. Tasavvuf bağlamında da. Yani bunlara da dikkat edelim. Yani insan olmaya dikkat etmek çok önemli bir şey. Yani çok kıymetli bir şey çünkü. Bir de bir şey daha vardı. Kültürel sentez özellikle. Kültürel sentez genelde diyalektik oluşlarda falan gerçekleşmiyor. Ama nasıl gerçekleşiyor biliyor. Yani kültür emperyalizm ile vesaire de gerçekleşen tarafları var. Genelde beğentiler üzerine. Mesela bugün yemeğin dahi küresel oluşundan bahsedebiliyorsak. Yani beğendiğimizden dolayı, yani bir karşıtlık olduğundan dolayı değil. Yani bugün evlerimizde, mutfaklarımızda bir İtalyan yemeği veyahut da bir Kore yemeği veyahut da bir Çin yemeği veyahut da bir Hint yemeği değil mi? Oluyorsa, yani efendime söyleyeyim, filmleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla, efendime söyleyeyim, internet dediğimiz ortamla, öğrendiğimiz isimleri gidip orada öğrenerek, yani gidip bir İtalya'ya yemek yemeye gitmeye gerek yok yani. İtalyan yemeğini evimizde de yapabiliyoruz yani. Yani kültürel kaynaşmalar genelde karşıtlık içerisinde gerçekleşiyor diye bir şey yok. Yani cazibe oluşturan bir şey varsa zaten benimseniyor. Onunla beraber yürüyor. Ama önemli olan hak ile bağlantısını koparmayacak bir şekilde kullanılabilir olması, yaşanabilir olması. Ama hakikatle bağlantınızı koparacak düzeyde içselleştirdiğiniz bir değer olarak bulduğunuz bir şey varsa orada büyük bir sıkıntı var. Yani burada bir ayette tekrarlamakta yine fayda var. Amelleriniz niyetlerinize göre ölçün. Yani aldığımız şeyin niyete bağlı olarak karşılığını. Bu çok önemli. Yani bir İtalyan yemeği yemekle imanımız bozulmuyor yani. Demek istediğim o. Ama bir İtalyan yemeğini gösteriş için yemeye başlıyorsak ve millete caka satmak için, hava civa için efendime söyleyeyim yemeye başlıyorsak orada hakikatle bağıntımızı koparıyoruz demektir. Zaten adamların yemeği makarna ile pizza. Başka yemekleri var mı bilmiyorum. Yani bizim Antep mutfağına yakalar mı yakalamaz mı o da ayrı bir mevzu. Her neyse velhasıl kelam. Yine kendimize bir paye çıkartıyoruz. Kibre bak kibre. Yok ya, hakikaten o ya, hakkını vermek lazım. Yani kibir değil, hakkını ver. Neyse, efendime söyleyeyim. Eğer tevhid ehliysek, daha önceki sohbetlerde, derslerde de söyledik. Tevhid ehliysek, muhavitsek, efendime söyleyeyim. İstesek de istemesek de Cenab-ı Allah'ın, bakın vahid, hani daha önce konuştuğum vahid ve muhit esmalarını özellikle konuşmuştuk. Ve daim yaratan halak esmasını konuşmuştuk. Her an yaratan, her şeyin üzerinde her an yaratan, zamansal öteleme içerisinde hep önümüzde olan, değil mi? Efendime söyleyeyim. Ve muhit olan, içkin ve dışsal olarak da kapsayıcı olan, değil mi? Aynı zamanda metafizik varlık olarak da aşkın ve aşkınsal duran. Ama o daim yaratıcılık ilacında her an beraber olduğumuz. Çünkü her an yaratılıyoruz. Her an bizi var eden Rabbimiz de varız yani. Yani daim yaratan deyince millet böyle dışarıda bir şey anlıyor. Ya seni de her an yaratıyor. O yaratımın içinde sen de varsın yani her an yaratılışın içinde.
Ulan bir varlıktan bahsediyorsa kendisinden kaçamadığımız bir varlıktan bahsediyor. Ve bütün varoluş alemi, yani kevni alemler, efendime söyleyeyim, onun varlığıyla gerçekleşme olanı bulunuyor. Her ne tezahür ediyor, tecelli ediyorsa, efendime söyleyeyim, eski kavramları kullanmayayım ya. Her ne kine görünüyor, görünüşe geliyor bir şekilde. Eylemde görünüşe geliyor, biçimde gelişe geliyor. Ya onun sıfatlarına içkin olarak bir şeyleri temsil ediyor. Ya da efendime söyleyeyim, onun görünüşüne, eylemdeyse onun görünüşüne sebep verecek bir şekilde, o kendiliğin görünüşüne, öznerliğin görünüşüne sebep verecek bir şekilde zuhur ediyor, görünmüş buluyor. Bunu demek istediğim şey şu, buradan demek istediğim şey, böyle olduğu anda, yani tevhid algınız bu şekilde işlemeye başladığı zaman, yani anlayışınız böyle bir dünya görüşünde biçimlendiği zaman, hiçbir şeye yabancı olma hakkınız olmadığını görüyorsunuz. Yani hakikate içselleştirilmiş değer olarak bulan bir insanın, yani parantez içinde efendim, iman eden bir canın, iman eden can hakikate duyarlı can demektir. Yani hakikate duyarlı olan her canın şu varlık aleminde ne dönüyorsa kayıtsız olma hakkı yok. Eğer iman ediyorsa, yok iman etmiyorsa istediğine kayıtlı olur, isteyene kaynatma çok da umurumdaydı. Ama iman ediyorum diyorsa bir kişi, yani o zaman varlık aleminde ne tezahür ediyorsa, ne olup bitmekteyse, ne olan bitense, duyarsız olma gibi bir hakkı yok. Bu bağlamda özellikle kendisine duyarsız olma hakkı yok. İnsana duyarsız olma hakkı yok. Beraber var olduğu, efendime söyleyeyim, ilişkilerde beraber var olduğu, kainatta olanlarla, efendime söyleyeyim, varoluşuna duyarsız olması söz konusu olmaz. Yani ne diyor? Sen altınsın, ben tuç muyum diyor. Yani duyarsızlığa nasıl bir cevaptır mesela? Değil mi? Sen altınsın, sen ben tuç muyum? Nasıl söylüyor Ahmet abi? Aynı vardan var olmuşuz. Evet. Ama işte bu bir duyarsızlığa bir haykırıştır. Yani buna dikkat etmek lazım ve altını çize çize söyleyeyim. Hakikat anlayışınız yoksa, efendim şu alanın uzmanı da olabilirsiniz, bu alanın uzmanı da olabilirsiniz, şu da olabilirsiniz da. Ama bütünlüğe dair, şu alem içerisinde neyiz, ne içiniz, nasılız? Yani. Yani sadece bir formasyonda düşünmeyi kastetmiyorum. Bu soru kalıplarının içinde, bu soru kalıplarının altını doğran nice mantık formasyonda düşünebilmek. Bunları hep konuşuyoruz. Ve varoluşumuzu anlamlı kılmak. Değerlere tutunarak da onu sürekli kılma çabası içinde bulmak. Yani bir boşluğa düşmeden, bir anlamsızlığa, yalnızlaşmaya mahkum olmadan, yalnızlıkları geride bırakarak, varoluşun içinde tutunduklarımızla beraber var olarak, hani varoluş ortak gerçekliliktir dedik. Bu ortak gerçeklik içinde beraber var olduğumuz, biz olarak değilse bile efendime söyleyeyim, beraber olarak yaşayabileceğimiz. Bazı şeylerde ayrışardığımız zaman da abi senin işin sana, benim işim bana, benim yolum sana, benim yolum bana diyeceğimiz bir ortamda var olabileceksek, birbirimize duyarsız olmadan ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizin gerçeğine tanık olmamız gerekir. Ve üstünü basa basa söyleyeyim, iman ehliysek ve tevhid ehli olduğumuzun iddiasındaysak, bak iddiasını bahsettim. Tevhid ehliysen zaten tevhid ehlisindir. Efendime söyleyeyim. Onu nereden anlarsın? Ya varlığın kendisinde ne dönüyorsa, mevcudat düzeyinde varlık ve hakiki varlık anlamında Allah'tan ne olup bitmekteyse, hiçbirine duyarsız kalma durumunun olmadığından bahsediyoruz. Öyle birini görüyorsak zaten o tevhid ehlidir, muhaviddir. Söyleyip söylememesi önemli değil. Yani bir iddia taşımıyordur o. Öyle olunduğu içindir ki, o anlayış içselleştirildiği içindir ki, hakikat anlayışı, ama yani neydi? Onun çerçevesini çizmiştik hani. Hakikat nedir, ne değildir, efendime söyleyeyim, kendisinden sonuç alınması gerektiği vesaire vesaire, bunların hepsi güzel. Biraz önceki, bir önce söylediklerim de içine dahildir yani. Hakikat üzerine söylediklerimiz, hani muhit, vahid vesaire, hani kavramsal tanımlamasını bir tarafa, kendisinden sonuçlanabilir gerçeklik olarak beyan ettiğimiz hani, değil mi? Yani pratikte, yani sadece teorik olarak onu anlamlı kılmak değil, pratikte de karşılıklar olduğunun anlamıyla ona yakınlaşabilmek, ondan sonuç alabilmek. Böyle bir dinimiz olduğu için de çok, efendime söyleyeyim, hakikaten de büyük bir lüksümüz var yani. Büyük bir olanağımız var, onu da söyleyeyim. Yani Rahman olmaktan sonuç alınır, Rahim olmaktan sonuç alınır, Kadir olmaktan sonuç alınan bir dinimiz var. Yani Rahman yukarılarda bir yere atılmış değildir bu dinde. Rahman, kendisinden sonuç alınan, Rahman olarak sonuç alınabilen, Rahim olarak sonuç alınan, yani yaşamsal karşılığı var bu bağlamda. Bu da çok önemli. Eğer tevhid ehliyseniz sadece hakikati sınırlarınız dahilinde gerçekleştirme olanlarına sahip birisi değilsiniz. Aynı zamanda, bakın bu dahil,
Bunun haricinde efendim, bunun dahilinde diyeyim. Bunun dahilinde ne var ki ne şu mevcudat alemde olup bitmekte, bir oluş içinde hiçbirine duyarsız kalma hakkınız yok. Bu anlamda dile de uğramak zorundasınız. Dile de sözünüz, bir sözünüzün olması gerekiyor. Bilime de bir sözünüz olması gerekiyor. Efendime söyleyeyim, felsefeye de bir sözünüz olması gerekiyor. Sanata da bir sözünüzün olması gerekiyor. Ve bunlarla ilgili olarak da bunlardan mahrum kalma hakkınız yok. Dinimize hizmet etmezseniz sizleri gideririz. Yeniden gelir. Yani bizim kendimizi gerçekleştirme erkini bulduğumuz ilkeler nelerimizse, yani ideal olarak gerçekleştirmiş şeyler nelerse, bunlardan mahrum kaldığınız yaşantılar, gereklilikler yani, kalan şeyler size en sonunda gelip bulacaktır. Yani sizi onu gerçekleştirmeye eğileyecektir. En basiti, Museviler çölde bir şey zamanları vardır. Bildiğimiz bir hikaye, Kur'an'da geçer hani. Yani çölde böyle başıboş gezdikleri bir zaman vardır. Niye? Yani yasayı kabul etmiyorlar. Yasanın mahiyetini daha önce konuşmuştuk hatta. Sınırlarınız olmazsa kendilik içinde derinleşme ve ötekinin haklarını gözetleme söz konusu. Ortak varoluş için gerekli olduğu kadar, bu çok önemli, kendi içinizde ilişkilerinizde anlam derinliği edinerek kendiliğinizi bulmanız için de bir olanaktır. Aidiyetler, sorumluluklarla bir derinlik kazanmak için önemlidir demiştik. Hani Nuh'u tanımlarken konuşmuştuk. Değil mi? İlk yasak koyucudur. İlk yasak, yani bireysel düzeyde koyuyor bir şekilde. Ama şey, yani Tevrat öyle değil. Umumi düzeyde yasak koyuyor. Ama yasa o. Yasak artık yasa. Yani birinde törele doğru gitmek var. Diğeri medeniyete açılan bir kapıdır ki o medeniyete açılan kapıyı Süleyman'da zaten okuyoruz yani. Niye? Çünkü artık kurumsal düzeyde işletilebilir bir şey. Ama onun ön evresinde ne var? Onun ön evresinde bir çölde bir dalgalanma var değil mi? Bir çölde kendini, efendime söyleyeyim, bir kaybolma durumu var. Niçin biz böyle olduk dediler de bir nesil sonra veyahut da birkaç nesil sonra, neyse artık şu anda hatırlayamıyorum. Ondan sonra geriye dönük olarak olması gerekenin yapılması sonucunda o çölden çıkış, değil mi? Davut'la beraber ve bir devletleşme ve devletleşmeyle beraber yasanın medeniyet kurması. Bak, yeni bir olguda kendini var ediyorsun. Kültür olgusal olan, kültür olgusu içerisinde derinliği olan, efendim medeniyet içerisinde bir derinlik kazanıyor. Şimdi ya medeniyet nasıl bir derinlik? Ya katmanlı düşündüğünüz zaman medeniyet içinde varoluşun tümelde nasıl bir derinlik olduğunu görürsünüz. Hani medeniyet sonuçta gibi. Şimdi bir şeyler var. O bir şeylerin içine yeni bir şey daha katlanarak geliyor. Üstüne gelmiyor. Diğerlerini de içermiş olarak, gerçekleştirmeye yönelik olarak, efendime söyleyeyim, ortaya çıkıyor. O zaten derinlik çıkartıyor. Yani medeniyet ne kadar derinleştiğimizin işaretini taşır. Bu bağlamda medeniyetin her alanı hakikatin tezahürü alanı olarak bize görünür. Çünkü artık orada yapısaldır. Orada herkese, efendime söyleyeyim, evrenselliğini korumuş olarak açıktır ve genele yaygındır. Adalet, eğitim, ilim, değil mi? Efendime söyleyeyim, vakıflar, vakıfların çalışabilirliği, hangi alanda çalışıyorlarsa, değil mi? Rahman, rahimiyetin tezahürleri vesaire. Devlet, devletin güç getirebilmesi, değil mi? Vesaire. Yani kavim esmasından tutun Samet esmasına kadar birçok alanda medeniyette okunur. Her neyse, demek istediğime getireyim. Madem ki yabancı kalamıyoruz, tevhid bağlamında, çünkü itikat ehliyiz, istesek de istemesek de, efendime söyleyeyim, itikat ehliyiz, iman ehliyiz ve iman ehli olarak tevhidi de özümsemiş bir insansak, o zaman hangi açılardan okumamız gerektiğine bakacağız. Bu bağlamda evvela madem ki özneyiz, efendim mesela yaptıklarımızın öznesi ve bundan kaçış yok. Yani her bir kişi yaptıklarının öznesi olarak vardır. Yani yaptıklarınızın öznesi olarak varsınız. Yaptıklarınızın öznesi olarak varsanız, burada en temelde, efendime söyleyeyim, alan olarak bakılması gerekirse, en temelde ele alacağınız şeylerden bir tanesi, ikinci yaratım olarak, özne olarak var olan sizin ikinci yaratım olarak anlam ve değer dünyasında yaratılışınızı ele almanız gerekir. Bunun için de dile uğramak lazım. Çünkü dil öyle sıradan bir şey değil. Bakın okuyayım, beraber devam edelim. Çünkü bugünlerde yani şeyle beraber, hani bu İsveç'ten çıkan ilim adamlarıyla beraber bir bakıyor, İsviçre pardon. Bir bakıyorsun ki dilin uzlaşı aracı olduğu söylenir. Ondan sonra bir bakarsın ki dil iletişime kadar indirgenir vesaire, felsefi anlamda. Ve iletişim felsefesi üzerine de kafa yoran, patlatan çok insan da var. Günümüzün modern düşünürleri arasında da var. Ammenna. Ama altını çize çize söyleyeyim yani. Dil, yani sadece uzlaşı ve iletişim aracı olmaya indirgenmeyecek kadar.
yaratım gerçekliliğine de haiz olan, efendime söyleyeyim, usun görüngesinden olan, bakın usun görüngülerinden bir tanesidir. Efendime söyleyeyim. Ve yaratım etkinliği içerisinde var olmaya dair olarak, anlam değer dünyası yaratmaya dair olarak en belirgin özelliğimizdir, yetimizdir ve olanağımızdır. Yani dil içinde yaratılır insan. Biz bunu bazıları bunu kültüre yansıtıyor. Bazıları bunu medeniyete kadar uzatıyor. Yani birinci doğamız beşer doğamız, ikinci doğamız kültür doğamız, üçüncü doğamız medeniyet doğamız filan fışkaten diye uzun uzun diye götürüyor böyle. Ya ikinci doğamız yaratıma dair doğamızdır ki öznerliğin yaratımına dairdir. Kültür de bunun bir parçası, sonucudur. Medeniyet de bunun bir sonucudur ama en temelde olan öznerliğin yaratımıyla ilgilidir, vücuda gelişiyle ilgili olandır. Bu da melekeleri zeminde dil ile gerçekleşen bir şeydir. Ve dilin fetişist kılınmasıyla ilgili bir şey değil. Olağan hali budur. Yani halil olarak buradaysam dil olarak buradayım. Yani bir anlam ve değer dünyasında varım. Bir anlam ve değer dünyası içinde doğmuşum. Kültür de bunu içeriyordur, medeniyet de bunu içeriyordur. Bunu kaçırdığınız anda kendinizi nerede bulacaksınız? Hangi araçla bulacaksınız da kaçırırsınız? Kendinizi hangi araçla bilirsiniz, bulursunuz? Eylemleriniz de kendinize dönük olarak vicdanda bulabilirsiniz. Vicdan bulmanın yeri. Ama diliniz yoksa nasıl bileceksiniz? Ya diliniz yoksa anlam ve değer dünyanızı nasıl zenginleştireceksinizdir ki o vicdanın uyanışında kendinizi yeniden bulacaksınız. Yani dil yoksa vicdandan ne kadar bahsedeceğiz? Yani çocuklarımıza değerlerimizi neyle veriyoruz? Değil mi? Yani aynı zamanda eskiler dili sadece kale indirgememiş, hale de indirgemiş, eyleme de indirgemişlerdir. Hani görünüşünde yaptıklarınla efendim ifade et dedikleri de vardır hani. Yani dilde biz, yani bizde dil çok geniş bir şeye sahip. İçeriğe sahip. Yani sadece kalbi olan değil, efendim lisanda olan değil, aynı zamanda eylemde gösterdiklerinin, halinde gösterdiklerinde bir ifade taşır. O ifade taşıyan şeyler de dildir. Hani bunun üzerine çok hikayemiz vardır. Efendime söyleyeyim, şimdi buraya girmeyeyim ama buradan hareketle kendimize bir ayna tutalım. Bakalım dil açısından efendime söyleyeyim neredeyiz, nerede değiliz. Dil açısından yoruma, yaratıma bakıldığında nesnel olanı öznelliğe taşımak, anlam ve değer nitelemesiyle tinsel kılma çabası içinde anlamaya çalışmak ve sonuçta öznel anlamda yeniden yaratıma tabi tutmak ve öznelliğin yeniden yaratımına nesne edilmek gerçeğini taşıdığı görülür. Dil, varoluşsal anlamda düşüncenin bir görüngüsü, kapısı olup öznelde yaratıma zemin olur. Bakın bu çok önemli. Anlam ve değer edinmek dilin varlığıyla olanaklı olup dili öznelde yaratımın olmazsa olmazı kılar. Öznelde yaratımın olmazsa olmazı kılar. Dilin temsile dayalı niteliği, temsile dayalı yaratılmış dünyalarda bak. Sadece bir uzlaşı, iletişim aracı değil, aynı zamanda temsile dayalı bir niteliği var. Efendim, temsile dayalı niteliği, temsile dayalı yaratılmış dünyalarda anlam ve değer edinimlerde yaratımın yorum biçimsel gerçekliğini görünür kılar. Bakın, yaratımın yorum biçimsel gerçekliğini görünür kılar. Temsile dayalı niteliği. Tarihsel düzeyde bakıldığında dilin sadece bir uzlaşı aracı olmadığı, ortak anlam uzlaşı iletişim aracı olmadığı, ortak anlam ve değer edimle yaratıcı doğasına da olmadığı, ortak anlam ve değer belirimiyle yaratıcı doğası da olduğuna tanık olunur. Dilin yaratıcı doğası sebebiyle anlam ve değer edimde melekeleri zeminde ikinci yaratımını bulan özne için tevhid dili önemlidir. Evet, nesnelliğe dair bir dilimiz olmalı. Evet, yani nesnellikte efendime söyleyeyim bir şeyin ne olduğuna dair bir dilimiz olmalı. Ammenna. Efendime söyleyeyim bir şeyin nasıl olduğuna dair de bir dilimiz olmalı. Ama bir şeyin niçin olduğuna dair de bir dilimiz olmalı. Ammenna. Ama hakikate bağlı olarak, bakın hakikat referansına bağlı olarak nerede olduğumuzu görmek. Temsile dayalı varoluşta niçin olduğumuzu dahi anlayabilmek için tevhid diline de ihtiyaç var. Hakikatle bağıntılılık içerisinde var olmaya da ihtiyacımız var. Eğer gerçekten iman ediyorsak, hakikatten kopuk değil, hakikatle var olduğumuzun anlayışını taşıyan ve hakikatle uyumlu, hakikatle uyumlu olduğu gibi de bütünlüğünü koruyan ve o bütünlük içerisinde hakikatin hakkını vermiş olarak yaşamaya eğleten bir dilimizin de ihtiyacımız var. Ha bu bağlamda Anadolu'da efendim tasavvuf ocaklarını efendime söyleyeyim kültür olgusal olarak katkıları çok büyük. Yani Anadolu'ya nereye gitsek başlarına bir şey geldiği zaman eylemin gerçekliliğinin arkasında hakkın olduğunun idrakinde
Ne yapılır? Rabbim bu sene böyle verdi. Ya böyle oldu. Rabbim takdir buyurdu. Tesadüf bile yok ha dilimizde yani. Tavuk etti değil mi? Vesaire. Ya nasıl bir dil zenginliği oluşur? Zaten ölümü ölüm bile denilmez. Ölümün olmadığının idrakinde, yaşamın sürekli olduğunun idraki topluma, kültüre nasıl yerleşik kılınmış? Vefat etti. Borcunu verdi demek ya. Vefat etti demek borç verdi. Yani borç demeyeyim de. Yani efendime söyleyeyim. Hakkını verdi gibilerinden. Çünkü vefa aynı zamanda bir şeyin hakkını geri verilmesi anlamını taşıyor bu bağlamda. Hani şükrü de içeren bir kavram. Bir bağlamda. Efendime şükür niye? Karşılığını ziyadesiyle vermek değil mi? Yani saatin gelmiş vefat ettin. Geri hakkını teslim ettin yani. Sahibine verdin. Yani. Ama o gelmeden, ölmeden önce ölünüzde şey yaparsan o vefa şükür içerir. Sana bir şey verilmiş. O verilen şeyi hakkıyla geri iade ediyorsun. Geri vermeye çalışıyorsun. Yaptıklarınla. Nefsinden yana ölüş, salih amellerde tezkiye olarak, terbiye olarak, nefse emareni geriye atarak, efendime söyleyeyim, olması gerekenleri yapışınız. Bu çok önemli. Özgürleştirici eylemler, bütünlüğünüzü koruyucu eylemler, ilkesel eylemler ve size hakka yükselten eylemler. Bağlamından konuşursak eğer, şöyle bir bağlam. Halka inerken özünüzde hakka yükselten eylemler. Bak bağlamında konuşuyorsun, zamansal oluşundan konuşuyorsun. Buna da dikkat edelim. Tarihsel düzeyde bakıldığında dilin sadece bir abura yokluk, dilin yaratıcı doğası sebebiyle anlam ve değer edimde melekeleri zeminde yaratı, ikinci yaratımını bulan özne için tevhid dili önemlidir. Tevhid dili öznenin hem ne için olduğu ile ilgilidir hem de hakikatle uyumlu erek biçimsel olması anlamında ahlak biçimsel varoluşa eylemekte ise önemlidir. Evet. Din açısından yoruma, yaratıma bakıldığında hakikatin yorumlandığı ve hakikatte yorumlanan bir dünyaya bakıldığı görülür. Bu anlamda tevhid, özne temelli hakikati içeren, bakın özne temelli hakikati içeren gerçekliğe bakış yönüyle önemlidir. Kendilik dünyasına taşınmak adına önemlidir. Düşünsel ve yaşamsal anlamda tevhid, Tanrı'nın Tanrı olma özelliğini çoklu gerçeklik içinde her açıdan aynalaşmaya dayalı müşahede etmeye eyler. Ya düşünün yemek yiyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Sonunda ne yapıyorsunuz? Ya Rabbi şükürler olsun. Elhamdülillah diyorsunuz vesaire. Başta Besmele-i Şerif çekiyorsunuz. Yani yemeğinizi Allah'ın ismiyle kutsuyorsunuz değil mi? Bir kutsiyet kazanıyor. O kutsiyetle beraber yeme içme eylemi dahi kültür olgusal olup bir kutsiyet de oluyor. Yani adab erkana çıktığınız zaman bakın bizi bütün doğadan ayıran böyle bir şey. Yani hayvanlar ya şu yemek oldu hele gelin bakalım şöyle bir oturalım. Bir başlayalım tamam bir teşekkürler şükürler vardır. Hani beraber şey derim. Yani aslanları hiç gördünüz mü yemek yerken? Erkekse gitsin diğer bir aslan da almaya çalışsın. Hepsi birbirine hırlıyor mesela. Beraber paylaşmak, beraber yiyebilmek. Hani bir dervişin hikayesi de vardı. Yani insan ilişkilerinde nasıl derinlik kazanıyor? Metafizik olarak, değer varlığı olarak, bak anlam ve değer varlığı olarak tabiattan nasıl kendini ayrıştırıyor demiyorum bakın. Metafizik düzeyde aşkınsal kılıyor. Hani padişahın birisine dedikodu yapılmış. Efendime söyleyeyim şunun dervişleri ayaklanacakmış filan fişkaten. Padişah diyor, madem zeki de bir insan, diyor ki gelin deneyelim diyor. Her neyse bu dedikoduyu çıkaranlara bir sofra kurdurtuyor. Efendim dedikodusu yapılanlara da bir sofra kurdurtuyor dervişlere. Dervişlere böyle 1 metrelik, 1,5 metrelik bir yer, 1,5 metrelik gibi de 1 metrelik de kaşıklar yaptırtıyor. Efendime söyleyeyim, hadi diyor yemeği yiyelim diyor vesaire. Şimdi diğerleri kendileri yemeye çalışırken, efendime söyleyeyim, yüzüne gözüne bulaşıyor. Dervişleri uyanık olmaları kadar da hani o ahlaklarında uyanıklık kazanmışlar. Yaşamlarında, kültürlerinde, deneyimlerini yani efendime söyleyeyim o bırakılan miras içinde, anlam ve değer dünyası içinde kazandıkları bir anlayışla ne yapıyorlar efendime söyleyeyim? Birbirlerine yediriyorlar. Ya böyle adamlardan diyor zarar gelmez. Gelse sizden gelir hesabı değil mi? Yani buradaki kastetmek istediğim şey dilin nasıl bir kültür oluşturduğu da ilgili bir şey yani. Bir hikaye anlattık ama o hikayenin içinde kültür var, yine dil var. Yani hakikate dair bir söylemin içselleştirilmesi, değer edilmesi, o değer edinilen şeyle beraber her şeye duyarlılıkla ilgili bir eğleniş içinde bulunmak. Ötekine bakın duyarlı olan bir dünyaya kapı aralıyor. Çünkü hakikat herkesin hakikati olduğu içindir ki, ortak gerçeklik olduğu içindir ki ne? Duyarsız kalamadığın bir dünya içindesin. Yani bunu Hazreti Peygamber'in yaşantısında bak gene dil. Söylediğin nazanda dildir. Aynı zamanda dil aşılayıcıdır bu bağlamda. Doğurtkandır. Sizde doğduğu zaman bütün yaşantınız değişmiştir. Hani ne yaptık diyor kurbanı? Bir but dağıttık, bir but hariç hepsini dağıttık. Bir but hariç hepsi bizimdir diyor.
Efendime söyleyeyim. Komşusu açken karnı tok yakan bizden değildir diyor. Şimdi bu sözleri peygamber olmasının referansından bakarak içselleştirilmiş bir değer olarak kendisinde bulan iman dolu bir can. Değil mi? Efendim. Yeryüzündekiler diyor, sizler yerdekilerine merhamet dediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Şimdi bunlarla yetişmiş bir can. Bak dil değil, söyle. Sözün hayatta gerçekleştirilmesi, karşılık görmesi. Nasıl bir dünyaya bakarsınız? Hep bana, hep bana, hep bana, Rabbena dediğiniz bir dünya mıdır? Verirken kendi olmayı bulduğunuz, kendi bütünlüğünüzü koruduğunuz, ötekiyle beraber ilişkilerinizi de sürekli kırarken tümeline dair olarak da bütünlüğü koruduğunuz, yani halka dair, sosyal içerikli olarak da bütünlüğü koruduğunuz bir dünyada mı varsınız? Bütünlüğün korunduğu bir dünyada huzur vardır. Bütünlüğün parçalandığı bir dünyada ise kaygı galiptir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok kaygılı olduğunuz zamanlarda huzur hisseder misiniz? Yani. Hele bir de hayati korkular söz konusuysa. Ama huzur kaygıya yer verir mi gönülde? Yani. Huzurlu bir insanın kaygı, gönlünde kaygısı, efendime söyleyeyim, belki zamansal olarak şunlar bunlara efendime söyleyeyim kaygılandığı olabilir. Ama sürekli bir huzur içerisinde olan bir insanın gönlünde kaygı fazla yer edilmez. Yine zamansal bağlantılık içerisinde kaygılandığı şeyler olabilir. Ama huzurun üzerinde galip olduğu bir kişi de hakikati bulmuş, selameti bulmuş, sonuçlara göre yaşayan, sonuçlardan emin olan bir insan. Huzur dolu bir yaşantı bulduysa, bak mutlu demedik ha. Yani huzurlu. Ki bu huzur El Selam ve El Mümin esmalarıyla ilgilidir. Aynı zamanda El Halim esmasıyla da ilgilidir. Bulan birisi aynı zamanda El Hafız, muhafaza edilen. Değil mi? Muhafaza edenle de ilgilidir. Çünkü huzuru bulan bir kişi bütünlüğünü kuruyordur. Eşafidir aynı zamanda. Aynı zamanda o bütünlük içerisinde korunandır, muhafaza edilendir. Dağılmıyordur, kaybolmuyordur. Yitik değildir kendi varlığına. Yani esmaların birbirleriyle bir şekilde bağıntılığı vardır bu anlamda. Bunu da altını çizeyim. Daha önce konuştuğumuz şeyler olduğu için de üzerinde durmayayım. Ama demek istediğime getireyim. Dil ne kadar önemli bir şeydir ki? Sizi sadece öznel edimsel olarak bir şeye eylemiyor. Kültür olgusal olarak bir dünya içinizde doğmasını sağlıyor. Bununla da kalmıyor. Medeniyet olgusu içerisinde de efendime söyleyeyim. Genele yaygın bir bilinç, ortak bir bilinç edinmenizi de sağlıyor. Bir dünya görüşünün galip olması anlamını taşıyor. Yani söz dünya görüşü olarak galip olduğu zaman medeniyete de yerleşik, kültüre de yerleşik olarak tesis edildiği zaman efendime söyleyeyim, bütün yaratım alanlarında sizi var kılıyor. Onun için söz deyip geçemiyoruz, dil deyip geçemiyoruz. Hani geçen haftalar ne demiştik? Günümüzde öyle bir dil olgusu oluştu ki biraz da Spinoza çizgisinde efendime söyleyeyim, evrene pozitif mesaj yolla, evren sana göndersin. Aa bak ağaç enerjiyle var. O zaman ona bir dokunayım, enerjisini hissedeyim filan filan. Eyvallah hisset yani, bir şey demiyoruz. Ammenna da Allah unutulmuş ya. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dil niye bu kadar önemli? Yani dil hakikati de unutturabiliyor. Hakikate başka bir perspektiften bakarken hakikatin asıl olan tarafını kaçırtabiliyor. Evet, enerjiyle var doğru da. Yani orada öznelliği niye unutuyorsun ki? Eskiden onu öyle söylemiyordu. Her şey Allah'ın nuruyla var diyorlardı. Değil mi? Yani ha ne derlerdi? Mesela ağaca dokunuyor. Ya bunda enerji var, bir dokunayım. Ya bunun da canı var. Şöyle bir dokun. Yani bugün senin enerji dediğini o gün can diyorlardı. Ne olmuş yani? Onun da bir canı var. Bir kuzuya dokunurken, bir ağaca dokunurken, sordum sarı çiçeğe derken. Bakın dil nasıl bir şeydir ki? Yani inanılmaz bir manipülasyonu var dilin bakın. Her yere taşıyabiliyor. Her yere yönelimli kılabiliyor. Sizi hakikatten de koparabilir. Dil ateist olduğu zaman. Efendime söyleyeyim. Sizi hakikate yakin de kılabilir. Yani. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyene efendime söyleyeyim. Allah buyurur. Buyur ya kulum, buyur ya kulum. Şimdi böyle bir dil nasıl bir dünyayı kapıya aralar? Bir but hariç hepsi bizimdir diyen bir dil. Efendime söyleyeyim, nasıl bir kapıyı aralar? Sen o karıncayı, sen o suyu, yolunu yaptın diye değil, Harun Reşit'in karısı için söylenen, o yolu yaptın diye değil, o karıncayı kurtardın diye. Orada aslında sen oldun. O yolu yaparken Sultan Hanım olarak yapıyordun. Ama o karıncayı kurtardığında Sultan Hanım olarak değil.
artık ismi cismi neyse efendime söyleyeyim. Sadece insan olmanın o ilkeye bağlı mutmain oluşun halini veren neyse. O sırada o hal üzere yaptın yani haktan bir nasipin oldu. O nasip sana cennetin kapısını araladı yani. Hani karıncayı kurtarmış ya orada cenneti hak etmiş olduğu söylenir gibi bir hikayemiz vardı. Yani hakikate dair yaşadığınız şey size huzurun kapısını aralıyor. Cennetin kapısını aralaması demek huzurun kapısını aralıyor. Belki o kadıncağız o suyu yaparken, efendim yolunu yaparken neşe bulmuştur. Huzur değil. Ama bir karıncayı kurtarışında huzur bulmuştur. Arada böyle ince bir çizgi var. Her neyse, yeniden dile, efendime söyleyeyim, dil üzerine bir söylevde bulunmak gerekirse, tevhid diline yeniden ihtiyacımız var. Evet, ateist dil, nesnel dünyada, efendime söyleyeyim, nesnel dünyayı bilmek için, evet bir ihtiyaç olabilir. Ama kültürel, olgu düzeyinde, kültür bağlamda bizim yeniden tevhid diline ihtiyacımız var. Bu bağlamda Esma-i Hüsna, bu bağlamda hikayelerimiz, bu bağlamda efendim biraz önce bak hikayelerden bahsettik, biraz önce Esma-i Hüsna'dan bahsettik. En basit bir yemek yiyoruz. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Yani bir nesnel neyse artık yani bir nesne üzerinden efendime söyleyeyim, o faili mutlak olan ama errezak olarak görünmüş olan o sırada bize. Ve bağlantı kurabiliyoruz. En basit de Hazreti İsa'nın efendim o kavramsal görü tarafını açık etmiştik. Nedir? Ya Rabbi sen eğer benden sonra zanla düştüler. Hani bir diyalog geçer. Ben mi size söyledim annenle biriniz oğlunuz, biriniz kızım filan gibi vesaire. Hani ben biraz abartarak söyledim. Efendime söyleyeyim. Hani içerik bu ama. Her neyse ben mi söyledim? Ya Rabbi benden sonra zanla düştüler. Eğer sen onları azap edersen senin kullarındır. Yok eğer merhamet eder bağışlarsan sen aziz ve hakim olansın. Tamamıyla eylem hareket bakın. Eylem kritik bir görü. Eylemin kritik edilerek efendim kavramlaştırılması itibariyle özneye tanık olmak. Çünkü özne eyleminde tanık olanandır. Eylemin edimselliğinde yani belirli kılınmışlığında nasıl görünüyorsa bak eylemi kritik ediyor. Eylemin belirlenmişliğini, edimselliğini dile getiriyor. Yani sen böyle yaparsan yani hareketi böyle belirli kılarsan sonuçları bu olduğunda böyle olmuş olursun. Efendim böyle yani bu karakter biçimsellikte görünüş bulsun. Bu ahlak biçimsellikte görünüş. Ama şöyle yaparsan şu ahlak biçimsel oluşta eylemin sonucunda görünmüş olursun. Şimdi bu anlamda baktığınız zaman dile bir daha dikkat etmek gerekiyor. Hem kavramsal düzeyde hem kültür olgusal düzeyde. Kültür olgusal düzeyde hikayelerimiz, kültür olgusal düzeyde efendime söyleyeyim şeylerimiz neydi? Değerlerimizi verebilmemiz, sanat. Bunun için tevhid dilini uyandırmak için önemlidir. Özellikle hikayeler ve sanat. Efendime söyleyeyim. Ama kavramsal düzeyde, felsefi düzeyde, efendime söyleyeyim, o dilin olması gerektiği noktada o şeyini vermezsek, aklını vermezsek vay halimize. Yani yeni nesnemiz artık şöyle pozitif enerjiyi gönderiyoruz. Efendime söyleyeyim, kainat da bize pozitif enerjiyle geri dönüyor. Evet, dönüyor. Yani bak, tamamıyla ateist. Yani kısas. Sen ne yaparsan sana öyle dönecektir Rabbin. Sen ne yaparsan Rabbin sana öyle dönecektir. Karşılığıyla dönecektir. Önceden gönderdiklerinizi yanımızda bulacaksınız. İyilik yaparsanız iyilikle size döneceğiz. Kötülük yaparsanız kötülükle size döneriz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani yaptığınızın karşılığıyla döneriz ki uyanasınız. Yaptığınızın karşılıklarıyla döneriz ki sonuçlara bağlı olarak yaşayarak bizimle uyumlu bir dünyada yaşayasınız. Hakikatten kopuk değil, hakikatle uyumlu bir yaşamınız olsun. Hak ederek yaşadığınız bir yaşamınız olsun. Dil bunun için çok önemli. Ve tevhidden kopuk değil. Sadece herhalde şey olur. Ne diyeyim? Hani popüler olarak efendime söyleyeyim veyahut da betimlenmiş bir dil olarak efendime söyleyeyim. İçerikten yoksun, öznellikten yoksun. Bizim nesnelliğin o sığ dünyası, nesnelliğin sığ dünyasını özellikle kullanıyorum. Nicelin hani bu şey söyler, Fransız bir efendime söyleyeyim şey vardır, neydi, filozof var. Mısır'da da tarikat ehli olarak, Müslüman olarak yaşıyor. Şu anda ismi aklıma gelmiyor. O der ya Nicelin dünyası diye bir kavram söyler yani. Nicelin dünyasında yaşatır. Yani. Hevalarımız peşinde, oyumuz peşinde, nicelin bize etkileri üzerinde edilgen bir dünya içerisinde var oluruz anlamını taşır bu. Hani senin etken tarafın, hani senin o ebavak tarafın? Neredesin sen? İnsan demezler mi insana?
Neredesin sen? O insan vahşi olan insan değil. O insan ilkeleri yaşamasıyla erdemli insandır. Buna da dikkat etmek lazım. Tevhid dilinin iki veçhesi vardır. Bunun altını çizeyim. Bir, teorik bağlamda hakikate yöneliktir. İki, pratik bağlamında eylemin, efendime söyleyeyim, şeyine yöneliktir. Çünkü hakikati tanımlama ve tanıtlamaya yöneliktir ama tanımlama tarafı vardır ama tevhid dile, yani Esma-ül Hüsna'yla, hakikatin felsefi olarak dile getirilişiyle tevhidin öyle bir yönü vardır ama pratik düzeyde de tanıtlamaya dayalı bir tarafı vardır. Yani öznellikle tanıştırır, karşı karşıya getirir, yüzleşmeye getirir, aynalaşmaya getirir. Böyle bir taraf vardır. Onun için tevhid dilinde aynalaşırsınız. Çünkü siz nasıl yaşıyorsanız, Rabbiniz de eylemlerinizin sonucunda öyle size döndüğünü bulacaksınızdır. Onun için bir şeyi nasıl karşıladığınız tevhid dilinde çok önemlidir. Çünkü nasıl karşılıyorsanız, öyle de muhatap almış olarak öyle karşılanacaksınız. Merhamet ediyorsanız, merhamet edecek, bakın edilecek olarak Rabbinizi bulacaksınız. Yani size merhamet edenle tanışacaksınız. Bir örnek vardır. Ali Efendi anlatırdı. Selam üzerine olsun. Yani derler ki çobanın birisi, efendime söyleyeyim, köyde bir şeyler olmuş. Yani namazı kıldıracak kimse kalmamış. Kala kala birisi varmış herhalde çoban. Demişler ya namazı sen kıldıracaksın. E tamam. Kıldırmış 1, 2, 3 derken efendime söyleyeyim. Hani birileri ölüyor. Çobana kıldırtıyorlar. Sonra rüyalarında görüyorlar ki ne? Efendime söyleyeyim, çobanın kıldırdıklarının hepsi cennetlik. Ya bu nasıl bir iş? Yani bu adam ne yaptı ki? Ya bu adam kötü birisiydi. Nasıl cennetlik oldu? Öbürü ya şöyleydi, niye böyle oldu? Hani kötü dediğim o kadar da kötü değildir herhalde. Her neyse. Velhasıl çünkü hesabını vermeden öyle kolay kolay geçmek yok yani. Her neyse efendime söyleyeyim. Bir iki, bu işin sırrı ne? Ya bunların hepsi yani ona namazı kıldırdıktan sonra başladı. Biz bunu bir yakalayalım hele. Yani kardeş diyor, yani sen namazı kıldırıyorsun. Peki duasını nasıl yapıyorsun sonunda? Vallahi ben diyorum ki diyor, ya Rabbi şimdiye kadar sen bana kimi gönderdiysen misafir olarak ben ağırladım. Bu misafiri de ben sana gönderiyorum, sen ağırla. Senin gönderdiklerini ben ağırladım, benim gönderdiklerimi de sen ağırla. Tevhid dili nasıl bir şey biliyor musun? İşte böyle bir şey. Bak bu hikaye dahi o hakikati, bakın hakikati içselleştirmiş olarak yaşamımızda karşılıkların oluşması, kültür olgusal karşılıkların oluşması adına ne kadar önemli bir şey. Niye bak bir sonuç var. Sonuç alma var aynı zamanda. Diyor ki ne ya diyor sen diyor karşılıksız bırakmayansın. Nasıl olsa diyor bir şekilde diyor benim yaptığıma aynı şekilde mukabele edersin. O zaman diyor senin gönderdiklerini ben karşıladım. Benim gönderdiklerimi de sen karşıla. Yani. Muhteşem bir şeydir. Tevhid dili böyle bir şey. Bu haftayı burada kesiyorum. Dille bu haftayı dille bitirelim. Gelecek hafta dil üzerinden din, efendime söyleyeyim, felsefe, bilim, artık ne yazılıyorsa oradan hareketle de okuruz inşallah. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Artık kısa keseceğiz çünkü 3 saat, 4 saat milleti sıkıyor. Biz ne yapacağız? Bunu artık 15 dakikalara, 5 dakikalara indirilecek derslere çevireceğiz inşallah. Ya, öyle yapacağız. Yani sıkmamamız lazım insanlar herhalde. Kaçırmamak lazım insanlar. Yani kucaklamak lazım herhalde. Gençlere hazırlık. Evet, gençlere hazır olmak lazım. Çünkü gençler eğlenmeyi seviyor. Gençler efendime söyleyeyim sıkılmayı sevmiyor. Efendime söyleyeyim gençler hiperaktif. Oraya buraya saldırıyor. Biz de her yerden böyle saldıracağız o zaman. Nasıl saldırıyor? Kucaklayarak. Çok iddiacılar ve zekiler. Zekiler ve akıllarına ve gönüllerine de konuşmak lazım. Evet. Sadece öyle ama sadece o da değil. Yani ama burada en önemli şey pratikte kendilerinin bulabileceğinin aklını vermek lazım. İspatı sende kardeşim. Ben sadece yolu gösteririm. Yürümek sana ait. Önemli olan bakın yolu gösterebilmek de ya. E tamam gösterdik de pratiği sen de kardeşim bulacak, yolu yürüyecek de sensin, bulacak olan da sensin ya. Bu çok önemli. Bir aynalaşma içermek lazım. Ha, betimlenmiş dil bu bağlamda çok önemli. Sanat dili bu bağlamda çok önemli. İnşallah. Hadi bakalım. Veled-i Ali'nin ağabey.